Ali Bey tekrar merhaba. Merhaba, nasılsınız? Yaklaşık bir yıldan sonra tekrar bir aradayız. İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Yanımda gençlerden oluşan bir ekip, sağ tarafımdan sayıyorum. Hava, Gülsema, Duygu, Mustafa Seven, genç değil o. Ben de İlker Canikligil. Solumda Mertcan, Kemal. Ben hemen bir soruyla açayım. Arkadaşlarım bir sürü soracak sorusu vardır ama açma hakkı bende olsun. Herkes ekonomist oldu bu son dönemde. Yani gerçekten hiç bu kadar çok ekonomi konuşulduğunu hatırlamıyorum. Sizin çıktığınız programları da takip ediyorum. Başka ekonomi programlarını da takip ediyorum. Sorulmamış soru kalmadı ama yine de bir kere adetten açılış yapmak için sormak istiyorum. Ne oluyor Ali Bey? Yani şu anda Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, el yapımı, yerli ve milli bir kriz. Kısa özeti bu. Niçin? Çünkü bu şiddette bir ekonomik krizi şu anda dünyada başka bir ülke yaşamıyor. Biz yaşıyoruz ve üstelik sebebi de tamamen Türkiye'deki kötü yönetim. Başka bir sebebi de yok. Yani evet pandemi var, evet dünyada bazı temel ham madde fiyatların artış var, şu var, bu var ama bizde kadar şiddetli bir enflasyon dünyada benzeri az bulunur bir durum yani. Bizdeki gibi hayat pahalılığı, bizdeki gibi yoksulluk, gelir dağılımının hızla bozuluyor olması, işsizlik, özellikle genç işsizlik. Bunlar hep Türkiye'nin ağırlıklı olarak kendi içinde yaşadığı bir kriz. Şimdi hep şöyle bir şey deniyor. Onu sormak istiyorum. Ben tabii 2001 krizinde hayattaydım malum. Buradaki arkadaşlar onu hatırlamıyorlar ama çoğu 2000 civarında doğduğu için. 2001'de o büyük kriz patladığında bir adam gelmişti bir gün birdenbire. Kemal Derviş gelmişti ve o güne kadar bilmediğimiz bir isimdi. Belki ekonomi çevrelerinde biliniyordu herhalde, bilmiyorum. Ve bir anda Kemal Derviş geldi. Dolayısıyla da IMF geldi ve düzelir bu iş gibi bir şey olmuştu ve sonrasında da işte 20 yıl AK Parti geldi ve siz devam ettiniz. Şimdi hep şu söyleniyor. Aslında o program, yani o 13 yıllık görece refah dönemi Kemal Derviş'in ve dolayısıyla IMF'in eseriydi. Ali Bey'in buna katkısı o kadar da yoktur diyen münafıklar var. Bu doğru mu? Yani siz aslında Kemal Derviş'in programını mı devam ettirdiniz? Aslında aklın yolu bir. İstişareyle, ortak akılla, bilim temelinde bir plan yaparsanız, program yaparsanız ve bunu aynı zamanda uygulayabilirseniz iyi sonuçlar alırsınız. Yani 2 kere 2 4 eder kadar basit konular. Ya da en azından ben 13 yıl bu işlerle uğraştığım için bana artık basit geliyor, bilmiyorum. Şöyle ki asıl Türkiye'nin son 20 yılın en önemli reform süreci 1999'da başlıyor. Helsinki zirvesiyle Avrupa Birliği süreci Türkiye'nin yeni bir döneme giriyor ve aynı zamanda 1999'da da yeni bir ekonomik program başlatılıyor. Fakat bu program hemen kısa bir süre sonra patlıyor. Patlayınca dediğiniz gibi Sayın Derviş geliyor Türkiye'ye. O da hani gayet iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat uygulama konusunda yine sıkıntı çıkıyor. Dolayısıyla Sayın Derviş ne diyor? 2002 yılında artık erken seçim lazım diyor. Çünkü biz bu programı uygulayamıyoruz diyor. Çünkü daha güçlü bir iktidar gelsin. Hani reform yapabilelim için evet, herhalde. Evet. Yani çünkü ekonomik programı kağıt üzerinde yazmaktan kolay bir şey yok. İdeal programı yazarsınız. O mesele değil. Ama asıl onu uygulamak çok önemli. Uygulayabilmek için de Türkiye'yi çok iyi tanımak gerekiyor. Hı hı. Yani Türkiye'nin ekonomik kodlarını iyi anlamak gerekiyor. Türkiye'deki toplumsal davranış paternlerini iyi bilmek gerekiyor. Esnafımızın, çiftçimizin neye göre nasıl karar verdiği, vatandaşlarımızın ekonomi deyince neyi anladığı, nasıl anladığını çok iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka Türkiye'de uygulanabilir, düzgün bir ekonomik program gerekiyor öncelikle. Ki biz onu yaptık, ne yaptık? Ben 2001'de iktifa siyasete girdim ve çok iyi bir ekonomik program hazırladık. Ve kendi hazırladığımız ekonomik programı Londra'da, New York'ta, Boston'da, bütün dünyanın önemli finans merkezlerinde daha seçimlerden önce gittik herkese anlattık. Dedik ki biz yeni parti kurduk ve yapacaklarımız bunlardır. Eğer seçilirsek, eğer halk bize bu desteği verirse biz bunu uygulayacağız. Ama uygulayacağız dediğimiz ve daha sonra uyguladıklarımız tabii ki o 99'da ya da Kemal Derviş dönemindeki uygulanmaya çalışılan ne var ne yoksa onların iyi unsurlarını aldık. Yanlış uygulanmayacak kısımlarını kenarda bıraktık. Ama şunu yaptık çok şükür, o dönemde ne dediysek uygulayabildik. Ve 2002-2007 arası Türkiye'nin olağanüstü hızlı kalkınma dönemi oldu. O dönem 2002-2007 özellikle hani lisede, üniversitede okuyan genç arkadaşlarımızın belki de bilmediği dönemler ama Türkiye'nin herhalde tarihindeki en başarılı dönemler o dönemler oldu. Dolar kuru şaşıracaksınız belki kaçmış 1.51'miş. Ben Dışişleri Bakanı olana kadar 1.50'den 1.30'a kadar gitmiş dolar kuru, değil mi? Gerilemiş yani. Gerilemiş. 6 yıl. Ama ne oluyor? Aynı dönemde ihracata bakın, 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkan bir ihracat var, yatırım var, üretim var. Bakın aynı dönemde milli gelirimize ne olmuş? Çok enteresan. 3.600 dolardan başlamış 11 bin dolara çıkmış aynı dönemde. Ama bu dönemin özelliği ne, onu da söyleyeyim. Bu dönem sadece iyi bir ekonomi politikasının uygulandığı bir dönem değil. Bu dönem aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci. Biliyorsunuz ben aynı zamanda Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği bakanıyım. Evet, aslında Dışişleri Bakanlığı da yaptım ama asıl o ekonomiye ve Avrupa Birliği'ne aynı anda baktığım dönem var. Bir yandan Avrupa Birliği ile müzakere ediyordum, bir yandan da ekonomi yönetiyordum. İki işi aynı anda yapıyordum. O Avrupa Birliği sürecinin ekonomik programla eş zamanlı olarak yürümesi Türkiye'yi öngörülebilir bir ülke haline getirdi. Yani insanlar baktı, Türkiye'de artık demokraside ilerliyor, hukukta ilerliyor, temel hak ve özgürlüklerde ilerliyor ve eş zamanlı olarak da gayet düzgün, akıllı bir ekonomik program uyguluyor. Yani hukuk, demokrasi, adalet konularıyla beraber ekonominin böyle eş zamanlı iyileşmesi ülkeyi kanatlandırıp uçuruyor. 3600 dolardan
11 bin dolara çıkmış. İhracat 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkmış. Tam bu noktada hep şöyle bir eleştiri var. Daha doğrusu eleştiri değil de şöyle bir gerçek dile getiriliyor. O dönem dünyada bir para bolluğu vardı ve o çok yardım etti deniyor. Doğru mu bu? Doğru değil. Çünkü rakamlar ortada. Onun grafiği yok ama söyleyebilirim şifahi olarak. 2002'de yani benim ilk ekonomi bakanı olarak göreve başladığım gün Avrupa Merkez Bankası'nın toplam bilanço büyüklüğü 700 milyar euro. Şu anda 8,5 trilyon euro. Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 700 milyar dolar. Şu anda 8,5 trilyon dolar. Bugün o güne göre tam 12 misli. O gün Amerikan Merkez Bankası'nın faizi %4, bugün %0. Dolayısıyla o gün dünyada para çok az ve çok pahalı. Oysa bugün dünyada para çok bol ve çok ucuz. Ama böyle hurafeler var. Geçmişe doğru baktığımız zaman hele hele 20 sene öncesi olunca tabii insanlar uydurulmuş bir gerçeklikle de yola çıkabiliyorlar. Bir şeyler de söylüyorlar. Hiç önemli değil. Yani o günkü zor şartlarda biz bunu başardık. Yani zaten kolaydı. Onun için bu oldu değil yani. Gerçekten büyük emek işi, gerçekten çaba işi ve en önemlisi iyi bir kadro işi. Çalışma ekibinizin gerçekten düzgün, işini bilen ve dürüst insanlardan oluşması. O kadro işini ben de biliyorum efendim, evet. Biliyorsunuz değil mi? Kadro iyi olunca güzel sonuçlar alıyorsunuz ama kadro yanlış, kötü bir kadro olduğu zaman da iş yürümüyor. Dolayısıyla bizim hem Avrupa Birliği sürecinde hem ekonomide daha sonra dışlarında yani benim sorumlu olduğum alanlardaki başarının en önemli sırrı düzgün ve işini bilen insanlarla çalışmış olmamız. Peki bir eleştiri daha var. Osman Altuğ var, meşhur ekonomist. Erbakan döneminde de danışmanlık falan yapmıştı. Onun dile getirdiği ama başkalarının da dile getirdiği şöyle bir şey var. Türkiye aslında o parlak döneminde de borçla büyüdü diyorlar. Yani biz aslında borçla mı büyüdük? Şimdi Türkiye ekonomisi o dönemde çok hızlı büyüdü. Borç da arttı ama ekonomi borçtan daha çok büyüdü. O nasıl ölçülür? Bir ülkenin kamu borcunun milli geliri oranına bakarsınız. Mesela biz devraldığımızda bu oran %74'tü. Yani ekonomik büyüklüğümüzün %74'ü kadar kamu borcu vardı. Daha sonra ben bırakırken bu %27'ye inmişti. %74'ten 27'ye indi. Şu anda %40'ın üzerinde. Onun kaç olması yani gerekir onun, peki? Şöyle Avrupa Birliği buna %60 diyor. Yani Maastricht kriteri %60. %60'ın üstüne Avrupa Birliği iyi değil diyor. Fakat Avrupa ülkelerinin çoğunda bu %60 çoktan geçmiş durumda. Durduramıyorlar. Zaten bizim ekonomik başarımızın en önemli sırrı kamu borcunu ciddi oranda aşağıya düşürebilmemiz oldu. Onu yapmasaydık Türkiye stabilize olmazdı. Bu betona gömüldü muhabbeti var. Onu çok siz de duyuyorsunuzdur. Yani evet. Çok para geldi ama o para işte eğitime katma değer yaratacak teknolojiye yatırılmadı. Betona gömüldü. O doğru mu? Doğru, çünkü 2012-2013 yılları geldiğinde ben bunun uyarısını çok yaptım. Hepsi basın arşivlerinde var. Dedim ki hukuka ve eğitime yeterince kaynak ayırmıyoruz. Bu konularda geriliyoruz. Eğer böyle olursa orta gelir tuzağına düşeriz dedim. Ne demek orta gelir tuzağı onu? Orta gelir tuzağı şu demek. Ülkeler, Dünya Bankası'nın sınıflandırması var. Düşük gelirli ülkeler, alt orta gelir, üst orta gelir ve yüksek gelirli ülkeler. Yani dünyadaki ülkelere kişi başına düşen milli gelirine göre Dünya Bankası 4 sınıfa ayırıyor. Orta gelir sınırı 13 bin küsur dolarlarda bugün. Kişi başına düşen milli gelir. Biz ne yaptık? 11 bin doları çıkarttık. Sonra ben Dışişleri Bakanı oldum. Görüyorsunuz maalesef hemen ikimiz işte. Dokuz krizi vurdu. Sonra tekrar ekonomiye döndüm. 12.500 dolara çıktık ve biz 12.500 dolara çıktığımızda Dünya Bankası'nın sınırı 12.700'dü. Yani 200 dolar daha yükselseydik artık Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubu içerisine girecek idi. Ama ne oldu? Hukuk olmadı. Eğitim olmadı. Finansman ağırlıklı olarak betona, demire gömüldü. Ve ülkenin ekonomisi o gün bugündür iflah olmuyor bakın. Merdiven basamağı gibi iniyoruz. En son 8 bin dolara inmiş durumdayız. Şeyi sormak zorundayım. Siz o 10 yıl veya 13 yıl baskıladınız mı doları? Çünkü bütün verdiğiniz sayılar dolarla ilgili. Yani dolar eğer 8 lira olsaydı o 11 bin dolar olmayacaktı. Dolar satarak değil, tam tersine dolar yağdı memlekete. Eurolar yağdı. Oluk oluk para aktı. Çünkü güven olunca kendi vatandaşlarımızın yastık altında, kiralık kasarada, şurada burada tuttuğu ya da yurt dışına tuttuğu kaynaklar Türkiye'ye geliyor bir. İkincisi ya Türkiye büyüyecek bir ülke. Türkiye'de çok önemli potansiyel var. Genç bir nüfus var. Girişimci bir ruh var Türkiye'de deyip bütün dünyanın parası oluk oluk Türkiye'ye geliyor. Biz onu yaşadık. Tam tersine Merkez Bankası bizim dönemimizde durmadan döviz aldı. Döviz o kadar bol ki buradan başlıyor bakın. Merkez Bankası'nın döviz rezervi artıyor. Nasıl artıyor? Merkez Bankası aralar döviz alıyor. O kadar bol ki. Hem de ucuza alıyor. Ne olur ne olmaz bir gün döviz kıtlı olursa diye. Bol döviz var. Onun için kurlar düşük. Bol yatırım var. İstihdam oluşuyor. İşsizlik azalıyor. Aynı dönem. Öyle dönemlerde o dönem. Ama burada şu var. Başarının olması için dediğim gibi kadro şart, iyi bir program şart. İstişareyle böyle ortak akılla danışa iş yapmak çok çok önemli. Bunlar olmazsa başarı olmaz, mümkün değil yani. Ali Bey, ben de aynı dönemde İlker'in sorduklarının paralelinde soruyor olacağım. Bu 2009'da 1.2'ler, 1.3'ler bunlar doğru muydu? Yani Türkiye ekonomisi için normali o muydu o dönemde? O dönem yerli üreticiye biraz da, yerli üreticiyi daha sağlamlaştırmak, o dönemde atılacak bazı adımlar, o bolluk, refah yerine bir takım önlemler alınsaydı şimdiki bu çok daha büyük şeylerin bu kadar büyük olmaması sağlanabilir miydi? Şimdi öncelikle herhangi bir
Ekonomik programın temel amacı öncelikle insanların yaşam kalitesini yükseltmektir. Satın alma gücünü yükseltmektir. Dolayısıyla vatandaşları böyle fakirleştirerek daha az maaşa razı olsun, bizim büyümemiz lazım diyerek demokratik bir ülke yönetemezsiniz. Yani demokrasilerde bu işlemez. Dolayısıyla bizim o dönemdeki en önemli konu Türkiye'de üretimin artması, yatırımın artması. Biraz önce grafiğini gösterdim. İhracatın artması. Yani 36 milyar dolardan 132 milyar dolar ihracat çıkıyorsa harıl harıl yatırım oluyor demek. Harıl harıl üretim demek. İstihdam demek bu. O dönemde evet Türk lirası değerlendi ama kalkınan, gelişen, büyüyen, ekonomisi güçlenen bütün ülkelerin parası değerlenir. Bu kaçınılmazdır yani. Güçlenirseniz, büyük ülke olursanız, büyük ekonomi olursanız paranız da değerli olur. Kaçınılmaz bir şey. Yani ben paramı değersizleştireyim, iş gücümü ucuzlaştırayım, ucuz iş gücüne dayanarak büyüyeyim derseniz o zaman o sosyal devlet de olmaz. Yani demokrasilerde bu uygulanabilecek bir ekonomik model de değildir zaten. Kurun yüksek olması ne demek? Maaşların dolar bazında düşmesi demek değil mi? Şu anda yaşıyoruz. Yani insanlar maaşıyla işte eskiden cep telefonu alıyordu, şimdi alamıyor. Üniversiteye öğrencilerimiz başlıyor. Bilgisayar alamıyor. Niye? Çünkü dolar yükseldi, kur yükseldi, satın alma gücü düştü. Eğer güçleniyorsanız, ülke kalkınıyorsa bu tam tersine olur. Yani o dönemlerde, ülkenin kalkındığı, çok güçlü olduğu dönemlerde cep telefonuymuş, arabaymış bir şey değildi yani. 2013'te, yani marka vermeyeyim şimdi ama çok iyi bir arabayı 40-50 bin liraya rahat alabiliyordunuz. Yani bir memurun 12 aylık maaşını topladığınızda rahat bir otomobil parası ediyor. Emeklerimiz 2-3 aylık maaşını biriktirip İtalya'da tatile gidebiliyor. Doğru, bu gerçekçi miydi? Güçleniyorsanız hakkınız zaten. Bakın borcunuz düşüyor. Çok dikkat edin bakın. Kamunun borcu milli geliri oranla düşüyor. Borcunuzu düşürüyorsunuz, zenginleşiyorsunuz, zenginleştikçe daha çok harcıyorsunuz. Bundan doğal bir şey yok ki. Yani zenginleşmeyelim mi, büyümeyelim mi, harcamayalım mı? Çalışıyor muydu? Bunu tersen çalıştı. O oranda hayır. Yani vatandaşlar ürettim. Yani Mustafa'nın sorusuna ek olarak hep söylenen bir şey. Yani biz aslında hak etmediğimiz şeyleri aldık. Hayır hayır. Tam tersine çalıştık, hak ettik. Güzel program uyguladık. Hem ekonomimizi geliştirdik, hem demokrasimizi geliştirdik ve büyüdük. Ama ben 13 yıl sorumlu oldum bu işlerden. 13 yıl dönem dönem. Ama öyle bir dönem geldi ki mesela 2010'da ve 11'de Türkiye ekonomisi %10 büyüdü her sene. Ve baktık ki tam da o biraz önce sorduğunuz o beton demir yatırımları başladı. Verimsiz, sadece bol para, para bolluğuna dayanan. Para bol ne yapalım? Hadi daha çok yüksek bina yapalım, gökdelenler yapalım. O dönemde biz tam tersine ekonomide fren yaptık. Benim bir namım da biliyorsunuz Fren Ali olarak çıktı o zaman. Öyle mi? Evet. Çünkü o dönemde baktık ki tam da işaret ettiğiniz gibi riskli bir büyüme modeli başladı. Yani borcu artırıp karşılığında verimli yatırımlara dönmeyen, taşa toprağa giden paraları gördük. Hemen ekonomiyi dengelemeye çalıştık. Dedik ya bu imar rantlarına vergi getirelim, bunu biraz dengeleyelim ki insanlar sanayiye yatırım yapsın. Sanayide yatırım olsun, üretim olsun, inovasyon olsun, yüksek katma değerli üretim olsun. Fakat maalesef bu gayrimenkul piyasasındaki rant ve o rantın bölüşümü ve o rantın bölüşümünden mutlu olan insanlar gittiler mecliste bunu blok ettiler. O günün başbakanı dahil. Tam meclise biz getirecekken blok ettiler. Dedik ya biz çok mutluyuz. Niye bu mutluluk oyunumuzu bozuyorsun dediler. Yapma dediler yani. Ama bu kötüye gidecek dedik ya. Kötüye gidecek. En sonunda kavga gürültü. Ben 2015'te ayrıldım. Bıraktık. Geldiğimiz nokta o. Dolayısıyla dediğiniz doğru ama hangi dönemde nasıl olduğuna bağlı. Biraz önce gösterdim bu 2002-2007 tam sıhhatli, sağlıklı büyüme dönemidir. Kapsayıcı büyümedir. Çünkü gelir dağılımı düzelmiştir. Gini kat sayısıyla ölçülüyor biliyorsunuz gelir dağılımı. Başka ölçütler de var ama bir tanesi o. Gini kat sayısı Türkiye'de sürekli olarak düşmüştür. Onu hatta açıklayalım mı seyirciler için? Tabii ki. Gini kat sayısı şu demek. Yani zenginle fakir arasındaki fark. Gini kat sayısı ne kadar düşük olsa bu fark o kadar azalıyor. Gini kat sayısı ne kadar yüksek olsa o kadar çoğalıyor. Bu Gini de bir X açının soyadı bu arada nereden geliyor diye. Gini'den falan filan öyle değil. Yani Gini diye bir soyadı olan bir iktisatçı oradan geliyor. Bizim o en hızlı büyüme dönemimizde aynı zamanda zengine fakir arasındaki fark azaldı. Yani orta gelir güçlendi. Orta direkt güçlendi. Tam da istediğimiz modeldi ve hatta Dünya Bankası bunu kitap haline getirdi. Türkiye mucizesini anlattılar uzun uzun. Yani bir ülke hem nasıl hızlı kalkınıyor hem de gelir dağılımı nasıl düzeliyor, nasıl bir sosyal devlet oluyor. 20 kadar ülkede biz gittik kendi başarılarımızı anlattık kalkınmakta olan ülkelerde ve onların kendi kalkınma programlarında yardımcı olduk. Bizim örneğimizden ders alarak o ülkelerde bazı konularda reform yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla o dönemin başarısı böyle uluslararası tescilli bir başarı. Yani ben bunu bir siyasi argüman olarak söylemiyorum. Uluslararası kuruluşlarca tespit edilmiş bir başarılı dönemden bahsediyoruz. Gerçekten hatırlamadım için soruyorum. Biz o dönemde inşaattan önceki dönemde ne üretiyorduk Türkiye olarak? Yani üretimde çok güçlü olduğumuz alanlar neydi? Bunu destekleyen. Yani 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıktığı dönemde ihracatın beyaz eşya, otomotiv, elektronik, kimya yani bunların hepsi çok hızlı şekilde büyüdü. Tabii bunun bir sonraki aşaması neydi? Yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim. Yani bir orta teknoloji var biliyorsunuz, bir yüksek teknoloji var. Şimdi biz o yüksek teknolojideki dünyadaki payımız maalesef çok az. Yani oralara girmemiz gerekiyordu. Zaten bizim bütün bu olanlardan iyi ve kötü tecrübemizden ders alıp bundan sonraki süreçle ilgili kalkınma büyüme modelimizi tamamen yüksek katma değerli üretime dayandırmamız gerekiyor. Yani yüksek teknolojiye dayanan, bilgiye dayanan. Bilginin bir değeri var.
Yani daha çok bilmenin bir değeri var. Bilgi ekonomisi diye bir kavram var. Dolayısıyla bizim bundan sonra artık tamamen bir bilgi ekonomisine yönelmemiz gerekiyor. Genç nüfusumuz var ama nüfusumuzun çok daha iyi yetişmesi gerekiyor. Genç nüfusumuza çok daha iyi fırsatlar sunulması gerekiyor. Çok büyük bir potansiyel. Bütün bu olumlu olumsuz derslerden bakacağız, bu tecrübeden bakacağız ama geleceğe doğru artık bambaşka bir yol çizmemiz gerekiyor. Dijital dönüşüm son derece önemli bir konu ve biz her konuda şu anda eylem planları hazırlıyoruz, duyuruyoruz. En son dijital dönüşümle ilgili eylem planımızı Unique İstanbul'da açıkladık. Çok güzel bir katılımla. İnternet altyapısının güçlendirilmesinden tutun da bunun finansa yansımasına kadar, insanların bilgiye, teknolojiye kolay ulaşmasını sağlayacak her türlü altyapının kurulmasına kadar gayet güzel bir program hazırladık. Ki mesela Türkiye'de internetin hem ucuz hem de hızlı olması mümkün. Nasıl mümkün? İşte bir kere bir yatırım yapıyorsunuz. Birkaç milyar dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman internet altyapısını bir döşüyorsunuz. Ondan sonra onun devlete maliyeti yok yani. Hazır döşenmiş bir kablonun devlete maliyeti yok. Daha önceki yatırımın amortizmanı. Ama devlet bir kere bu yatırımı yapıp da ben unutuyorum kardeşim o yatırımı dedikten sonra internet hem ucuz hem de hızlı olur. Şimdi karayolları yapıyor değil mi devlet? Duble yollar yapıyor. Paralı mı değil ama o yatırımı yapıyor. Herkes istifade ediyor. Dolayısıyla biz interneti böyle paralı otoyol değil de kaliteli, hızlı, 5 şeritli duble yol olarak düşünüyoruz. Yani hem hızlı hem ucuz olsun istiyoruz. Peki o gençlerin bir kısmı burada. Gençlerden alalım ben bir sorun. Ben bir şey sorabilir miyim? Biraz günümüze geleceğim ve spesifik bir şey soracağım aslında. Geçen haftaya kadar dolar sanırım 18-19'u gördü mü? 18,5 mu? Sonra bir gecede o dolar nasıl olduysa yüce Rabbimin hikmeti olarak 11'e düştü. Ben ekonomiden hiç anlamıyorum ama şöyle hissediyorum. O gece birilerinin cebi mi doldu acaba diye bir şüphe oluştu benim için. Damardan girdiniz Duygu. O gece ne oldu hocam? Şimdi o gece ne olduğunu ilk başta hükümet açıklamadı. Ama daha sonra Merkez Bankası'nın ve diğer bankaların bilançolarından biz ne olduğunu anladık. O gece ne olmuş? Bizim dönemde biriktirilmiş dövizler. Daha sonra artık bizim kavga ettiğimiz işte bana frenel dedikleri falan dönemde kavga gürültü azalıyor. Ondan sonra birden 2019'da tam yetkili partili taraflı cumhurbaşkanı ile akraba bakan göreve başladı ya. Ondan sonra dövizler ne oluyor? Eksiye düşüyor. Döviz rezervi eksiye düşer mi? Düşer. Nasıl düşer? Dışarıdan borçlanırsanız, borçlandığınız dövizle satarsanız eksiye düşersiniz yani. Şimdi o gece ne kadar sattılar? Onu da hemen şey yapalım. Mesela sadece Aralık ayında ne kadar satmışlar? Merkez Bankası'nın bilançosundaki döviz rezervi -47'den -64'e düşmüş. Demek ki ne kadar? 17 milyar dolarlık dövizi satmışlar. Ve gizli saklı yapmışlar bunu. Çünkü hiçbir neden yerde açıklanmadı. Şöyle bir hava oluşturmaya çalıştılar. Erdoğan bir konuştu, döviz düştü. Yine yaparsa Erdoğan yapar. Ve gerçekten havasını oluşturmak için. Oluşuyor aslında. O hava tabii. O iklim oluşuyor ama bunu gizli değil de açıktan yapsalar. Yani deseler ki Erdoğan konuşuyor ama biz de eş zamanlı arka kapıdan bir sürü döviz sattık. Hani dövize müdahale ettik, döviz kuru düşsün diye. Bu daha dürüst bir yaklaşım olur. Yani bunu açıklamayıp bizim daha sonradan Merkez Bankası'nın bilançosundan bulup çıkartmamız bu dövizin satıldığını ve bunun açıklanmamış olması şeffaf bir yönetim değil. Ben dürüst bir yönetim de değil yani. Şunu ben bile görüyorum. Bu kalıcı bir çözüme benzemiyor. Şu an artıyor tekrar dolar. İşte biraz önce baktım yine 13,5'un üstündeydi. 13,70 falan yani. Bu hazıra daha dayanmaz. Siz iyi bilirsiniz. Bitecek ya bu dolarlar. Şimdi daha bitmiş ama daha dayanmıyor. İşte çukura iniyor ondan sonra. Ne olacak o zaman şimdi? Yani bir yerde biter mi bu diye mi soruyorsun? Evet, bu döviz bitince ne olacak? Ya şöyle, dünyada para o kadar çok bol ki, dediğim gibi biraz önce. Tarihin en bol likiditesinin olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dünya yok yani. Ve böyle bir dönemde ne kadar da hata yapsanız, ne kadar da yanlış yapsanız, eğer iyi bir faiz veriyorsanız yine de ülkeye az da olsa para geliyor. Çünkü ya bakıyor, Avrupa'da faiz eksi, Amerika'da sıfır. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi şu anda %25 faizle borçlanıyor. Böyle bir getiri dünyada yok ki. Yani hesap ediyorlar ya, Türkiye batar mı? Ya işte %6 ihtimalle batar. Şu anda Türkiye'nin batma iflas ihtimali %6. %25 kazanacağım, %6 ihtimalle batarsa geri kalan gene de iyi para diyorlar ve yine de bir miktar para geliyor. Onunla dönüyor şu an. Yoksa eksi rezervli Merkez Bankası olmaz böyle bir şey yani. Merkez Bankası'nın rezervi hep artıdır ve ak akçe kara gün içindir diye bir atasözü vardır biliyorsunuz. İyi günlerde Merkez Bankası dövizi biriktirir. Kötü günler geldiğinde, pandemi gibi ya da Allah korusun büyük bir deprem olur, bir felaket olur, bir küresel kriz gelir. O zaman da o biriktirdiği dövizi o kötü günde harcar. Ama bunlar iyi günde dövizi harcadılar, eksiye düşürdüler. Ondan sonra pandemi geldi. Onun için vatandaşa pandemiyle ilgili doğru düzgün yardımı yapamadılar. Bugün mesela bir Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de vatandaşlara verilen pandemi desteği Türkiye'de verilemedi. Niye? Çünkü para yok. Onun için yapamadılar. Bol bol borç verdiler. Daha çok kredi, daha çok kredi, faiz, faiz üstüne faiz. Öyle gitti yani. Bu Merkez Bankası'nın eksi rezerv ne demek Ali Bey? Yani mesela -50 diyorlar ya. -50 ile yönetiliyorsa -250 ile de yönetilemez mi? Şu anda -65. Yani nereye kadar? İşte dünyada para bol ve ucuzsa olur. Ama mesela bu yıl artık merkez bankalarının parasal genişlemeyi durdurduğu bir yıl olacak. Yani bu 8,5 trilyon dediğim rakam artık orada donacak. Ve ilk adımda ne yapacaklar? Bunu biraz pahalaştıracaklar. Mesela Amerikan Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde 3 defa faiz artırması bekleniyor. Yani para var, tamam aynı para var ama diyecekler artık biraz daha pahalı. İstiyorsanız daha pahalı veririz diyecek. Avrupa Merkez Bankası aynısını yapacak. Dolayısıyla
bu para miktarı sabit olunca ve fiyatı arttıkça Türkiye'nin bu işi çevirmesi güçleşecek. Zaten Merkez Bankası'nın rezervi eksiye indiğinden bu yana Türkiye'nin risk primi arttı. Hazinenin borçlanma faizleri arttı. Mesela hazinenin Eylül ayından bu yana hazinenin borçlanma faizi çıkmış %25'e. Ne kadarmış? %17'ymiş. Yani kendisi %14 faiz verirken %25 ile borçlanıyor. Aynen öyle. Şu anda Erdoğan ne diyor? Ben faizi indirdim diyor. İndirdim dedi. Merkez Bankası'nın piyasaya borç verip aldığı faizi indiriyor. Hatta ne oluyor? Merkez Bankası piyasaya şu anda %14 ile para veriyor. Hazine %25 ile piyasadan para alıyor. Aradaki 11 puanı aracılar kazanıyor. Yani bir devletin kendi Merkez Bankası %14 ile piyasayı fonlarken yine aynı devletin hazinesi piyasadan %25 borç alıyor. Ve %25 borç aldığımız para ne kadar? Hazinenin ödediği faiz var ya. Hazinenin ödediği faiz bütçede ne kadarmış? Bakın bizim dönemde hani ekonomi büyüyor, yatırım büyüyor, ihracat büyüyor, her şey büyüyor ama faiz ödemesi büyümüyor. 50-50-50 geliyor. Ondan sonra taraflı partili cumhurbaşkanı, akraba bakan göreve geliyor. Faiz ödemeleri artıyor. Şu andaki bütçede 240, gelecek sene 290 milyar. Mesela bir karşılaşma yapalım. Türkiye'deki tarıma verilen bütün destek 2022'nin bütçesinde 25 milyar. Sadece hazinenin faizi için bütçeden ödenen rakam 240 milyar. Yani neredeyse tarıma verilen bütün desteğin tam 10 misli şu anda hazine faiz ödüyor. Ve niye yüksek faiz ödüyor? Çünkü güven yok. Belirsizlik. Avrupa'da eksi faiz varken, Amerika'da sıfır faiz varken bizim hazinemiz %25 faizle ancak borçlanabiliyor. Peki bu faizi kimlerden ödüyor? Biz ödüyoruz. Bütçeden ödüyor. Peki bütçenin parası nereden geliyor? Vergiler. Şimdi şu elektrik yakıyorsunuz ya, faturaya bakın, altında KDV var. KDV'yi devlet alıyor, oradan faiz ödüyor. Mesela bu kullandığınız ekipmanlar değil mi? Bunun ÖTV'si var, KDV'si var. Bundan devlet alıyor, faiz ödüyor. Su alıyorsunuz, ekmek alıyorsunuz, evinize herhangi bir gıda maddesi alıyorsunuz. KDV ödüyorsunuz, devlet onu alıyor oradan. Yani aslında hiçbir şey almazsak zorda kalacaklar. Değil mi? Öyle. Alışveriş olmazsa devletin vergileri birden çok ciddi azalır. Ama şunu, yani demek istediğim şu. Yani bütün bu kötü yönetim, bütün bu hatalar, bütün bu akıl dışı, ismi ne bunun? Binoş. Gel bakalım. Bir tanışalım, gel. Daha genel bir şey soracağım. Faiz neden istenmeyen bir şey hükümet tarafından? Şu andaki Cumhurbaşkanı'nın faize yaklaşımı daha çok dini inançlar sebebi. Yani diyor ki bizim inancımıza göre faiz haram diyor. Dolayısıyla ben buna karşıyım diyor. Daha önce demiyordu ya, yani sizinle beraber çalışırken öyle demiyor muydu? Daha önce de diyordu ama biz diyorduk ki tamam, farklı inanç sistemleri var. Her inanç sisteminin faize yaklaşımı ayrı olabilir. Evet, faiz konusunda hassasiyeti olan vatandaşlarımız da olabilir. Doğru. Ama biz ne yaparız? Devletin görevi nedir? Mesela faiz konusunda hassasiyeti olan vatandaşlarımıza alternatifler sunmak. Mesela biz ne yaptık? Diyelim ki katılım bankaları diye bir bankacılık şekli geliştirdik. Eskiden bunlar özel finans kurumuydu. Şimdi katılım bankası oldu. Onun aslında o da adını çıkardı. Değiştirmek değil mi sadece yani? Değil, farklı. Onun çalışma usulü çok farklı. Öyle çok mi? Farklı tabii. Yani mesela katılım bankalarıyla olan işlemlerde mutlaka gerçek ticaret olacak, gerçek bir yatırım olacak. Ama diğer bankalarda sadece para işler. Diyelim ki 100 lira borcunuz vardır, işte 20 lira faiz eklenir, 120 bir daha borç alırsınız, bir daha eklenir. Ama diğer o bankalarla bunu yapamazsınız. İlla ki derler ki hani yatırım, hani ticaret. Oralarla finansal ilişki kurabilmek için mutlaka ya bir ürün ticareti lazımdır ya bir yatırım lazımdır. Başka türlü olmaz. Sizi rahatsız ediyorsunuz oğlum. Gel bir tarafa gel. Yok, gelmez o, gelmez. Ya. Kimseye vermiyor. O kendi iradesi neyse o. Peki ya, ben aslında şunu sormak istiyorum. Dünyada bir sistem var. Yani komünizm çöktü diyelim tırnak içinde. Tabii öyle deyince bir sürü insan da kızıyor ama. Yani şu anda bildiğimiz market ekonomisi, yani serbest piyasa ekonomisi. Buna bir alternatif mi var? Yani çünkü şundan soruyorum. Var tabii. Yani o ülkelerin ekonomisinin kapalı olma derecesi vardır. Hani piyasa ekonomisi dediğimiz hani tamamen açık bir piyasa ekonomisi vardır. Kapalı bir ekonomi vardır ve arada bunların böyle tonları vardır. Yani evet. Siyah beyaz arasında ama bir ton vardır. Ama biz 20 yıldır iyi kötü daha hatta öncesinde hatta rahmetli de, Özal'dan tabii. Bu yana. Yani evet. 1980'lerden bu yana Türkiye açık piyasa ekonomisi uygulamıştır. Şimdi, ama biz ne yaptık? Mesela 2001-2002'den başlayarak bu işin sosyal ayağını güçlendirdik. Yani tamam, rekabet güzel bir şey çünkü rekabet yoksa rehavet olur. Ürünü veya hizmetleri daha kaliteli ve daha ucuza vatandaşlara ulaştırmak için bir yarış. Nihayetinde o ülkenin vatandaşları için faydalıdır. Yani bir ürünü bir kişi üretiyorsa hem pahalıya satar hem de kalite düşük olabilir yani. Ama yarışarak oluyorsa iyidir. Dolayısıyla biz rekabet yoksa rehavet olur diyoruz. Ama bu rekabette, bu yarışmada geri kalan, ayak uyduramayan, şu ya da bu sebeple yarışta geri kalanlar olursa onların hemen sosyal devletin devreye girip hiç kimseyi böyle açlık, yoksulluk sınırına indirmemesi lazım devlet. Onlara da minimum bir hayat standardını devletin garanti etmesi lazım. O sadece minimum bir garanti ama onun üstünde serbest rekabet çok çok önemli. Ama şu anda Türkiye'de piyasa ekonomisinden hızla uzaklaşılıyor. Daha çok kayrılan, insanların para kazandığı, işte 3-5 tane şirkete sürekli işlerin verildiği, ithalat yapılacaksa sadece izin alanların ithalat yapabildiği
bir ekonomik modele geldi şu anda Türkiye. Buradan da tabii zengin olan kazanan çok az sayıda insan oluyor. Ama geniş kesimler yoksullaşıyor. Geniş kesimlerin satın alma gücü hızla düşüyor. Aslında olayları kronolojisine koyarsak yani 20 yılın işte 15 yılı 16 yılı biz serbest piyasa ekonomisinde gittik. Sizin de içinde olduğunuz dönem. Sonra bir gün kalktık geçenlerde yeni ekonomi modeli diye bir şey yem. Ya ben aslında daha genel sormak istiyorum soruları. Yani daha büyük resme bakalım. Böyle bir şey mümkün mü? Yani mesela bir gün kalkıp yeni bir ekonomik sistem bulunabilir mi bu devirde? Ama yem diye bir şey kalmadı ki. O yem 1-2 aylık bir oyalamaydı. Hani Çin modeli dediler değil mi? Yeni ekonomik modeli. Çin modeli o neydi? Kur yükseldi ya. Kuru kontrol edemeyince bir süre ne yaptılar? Ha rekabetçi kur olmalı. Daha çok ihracat yapmalıyız. İşte oradan ekonomimiz büyüsün. Bir ara o kurun yüksek olduğunu savundular. Ondan sonra kur 18'i bulunca bu sefer Merkez Bankası'nın arka kapısından cayır cayır döviz sattılar. Onu belli bir noktaya indirmeye çalışıyorlar. Tutamazlar yani. Merkez Bankası sadece döviz satarak kuru tutamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Diğer bütün ekonomik kumanda panelinde bir sürü ayarlar yapmanız lazım yani. Hani sadece döviz satarak yapamazsınız. Hazıra daha dayanmaz işte Duygu söyledi biraz önce. O ne oldu? Bu sefer kur düşünce de hemen davul zurna halaylar falan. İşte Erdoğan konuştu, kur düştü. Yani şimdi hangisi? 2 ay önce söylediğiniz bu yem mi? Yoksa siz kurun düşmesini mi istiyordunuz? Nedir yani? Tutarlılık aramayın. İlker Bey tutarlılık yok. Şu anda bir ekonomik model yok. Şu anda bir ekonomi politikası yok. Böyle bir şey yok yani. Biliyorsunuz ben iş hayatından gelen birisiyim. Siyaset sonradan başladı. Yani siyaset benim işte 34 yaşındaydım. O zaman başladı. Yoksa ondan önce biz tamamen ticaretin içindeydik. Dolayısıyla hani ekonomi yönetiminde rasyonel nedir? Piyasa nasıl işler? İnsanlar satın alma kararlarını neye göre verir? Yatırım kararlarını neye? Onun içinden yaşayarak gelmiş birisiyim yani. Siyaset sonradan sadece ülkeye katkım olsun diye başka onun ötesinde bir şey değil. Ya zaten niyetini bu kadar belli eden bir kısaltma olabilir mi ya? Yem. Yani bu kadar hani her anlamda. Yersen. Millet de yemedik. Olmadı da zaten bu sefer atladılar başka. Ama yok şundan soruyorum. Aslında yiyor da bir sürü. Yani şöyle belli... Şöyle belli bir başarılarını vermek lazım. Yani bir şov olarak mesela 20 Aralık akşamı Duygu'nun sorduğu soru bütün ülkeye aa ne oluyor dedirtmek bir başarı değil mi bir yandan? Ya şöyle algı önemli tabii ki siyasette, devlet yönetimde algı önemli ama algıyla gerçekliği birbirinden çok uzak tutamıyorsunuz. Evet bir yerde. Yani bu geçici bir süre olabiliyor geçici bir süre. Ya da belli bir toplum kesimi için bunu böyle ayrı tutabiliyorsunuz ama... Sürekli herkes için algıyla gerçekliği ayrı tutamıyorsunuz. Yani gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Ve gerçekler geliyor bir şekilde oturuyor. Algı da onun üzerine oturmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bunların hepsi geçici. Burada önemli olan devlet yönetiyorsanız güven çok önemli güven. Yani güvenilir olmak çok önemli. Yani güvenilir insan olacaksınız, güvenilir hükümet olacaksınız. Peki güven nasıl oluşur? Ben her yerde söylüyorum. Bir dakikada özetlediğim bir güven formülü var. Nasıl oluşacak güven? 1. Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. 2. Söz verince tutacaksın. 3. Emanete dikkat edeceksin. Emanete ihanet etmeyeceksin. 4. Adil olacaksın. Hukukla hareket edeceksin devlet yönetiyorsan. 5. İşini bilen dürüst insanlarla çalışacaksın. 6. Her zaman istişare edeceksin. Ortak akıl arayacaksın. Ben her şeyi herkesine iyi bilirim. Ne istersen yaparım falan demeyeceksin. 7. Şeffaf olacaksın. Hesap verebilir olacaksın. 8. Her zaman planlı programlı çalışacaksın. Yani devlet olarak planlı programını açıklayacaksın ki herkes ha bu devlet demek ki bunları yapacak ben de ona göre kendimi ayarlayayım diyecek. Yani öngörülebilirlik getirmenin en önemli şartları bunlar. Yani bir dakikada 8 maddede güven nasıl oluşur ben böyle etkilendim doğrusu. Yani. Bu hangi meslek grubu içinde? Herkes. Yani ama özellikle devlet yönetimi açısından son derece önemli. Ama bu 8 maddeyi yapın ondan sonra korkmayın. Yani ülke gerçekten kalkınır. Gerçekten büyürsünüz. Gerçekten insanlar mutlu olur yani. Ama yapmak da kolay değil işte yani. Hükümete daha yakın kanalları da izliyorum. Aslında partili medya diyoruz. Partili medyayı da izliyorum. Mesela bu argüman, şimdi bu bize zaten ekonominin yıllardır söylediği bir şeydi. Yani serbest piyasa ekonomisi, liyakat, dürüstlük, açıklık, şeffaflık. Mesela bu dile getirildiği zaman karşı taraf şunu diyor. Olur mu ya Çin bak öyle değil ve gerçekten de çok başarılı oldu şimdi ve sıradan halk için bunu duyduğunuz zaman ya sıradan halkı bile bırakın buradaki herhangi birisi bile böyle bir şey duyduğu zaman aa evet ya Çin o yapabiliyor diyor ona ne diyorsunuz yani demokrasi şeffaflık olmasa olmaz mı? Şimdi şeffaflıkla demokrasi ayrı hatta hukuk devleti olmakla demokrasi de ayrı yani mesela bir kral kanun koyup o kanunlara bağlı olarak ülkeyi yönetirse mesela ona siz hukuk devleti diyebilirsiniz mesela ama evet, demokrasi yoktur çünkü var. İnsanlar hani memnun değilse kralı değiştiremez falan ama hukuk devleti olmak daha geniş bir kavram mesela iyi yönetim good governance dediğimiz mesela daha geniş bir kavram. Onu bir monarşide de uygulayabilirsiniz eğer kral kraliçe
neyse isterse ya ben şeffaf çalışmak istiyorum derse yapabilir bir süre yani. Hani belki hep yapar bilemiyorum. Ama demokrasi vatandaşlarımızın talebini, arzusunu, isteğini dikkate alan, vatandaşı sürekli dinleyen ve vatandaşların talebine göre şekillenen bir yönetim sistemi. Onun için çok çok kıymetli ama aynı zamanda da çok kırılgan. Mesela hep ben şunu da söylüyorum. Demokrasi eğer hukuk yoksa ülkeyi kaosa götürebilir diyor. Yani seçilmiş insanlar hukuk tanımazsa ben anayasaya uymuyorum kardeşim falan derse seçilmişler eliyle ülke kaosa götürülebilir. Dolayısıyla demokrasi ancak sağlam bir hukuk çerçevesi varsa kıymetlidir. Yani herkes ortak belirlenmiş o ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mesela çıkarttığı kanunlara, anayasaya uyacağım derse ve demokrasi işlerse işte o çok kıymetli oluyor ama aynı zamanda da kırılgan. Demokrasinin hayatta olması, güçlü olması böyle herkesin hep beraber ancak sahip çıkmasıyla mümkün. Demokrasi bilincinin toplumda çok yüksek olmasıyla mümkün. Onun için ben hani herkese tavsiye ediyorum ülke yönetimini yakından takip edin çünkü kendi hayatınızla ilgili diyorum. Bu noktada hemen sosyoloji öğrencisi hemen havaya dönüyorsun. Evet, Gülsema'ya da bakacağım ben çünkü biraz önce dedi ki programdan önce ben siyasete pek bakmıyorum falan ama siyaset devlet yönetimi bakıyor işte herkesin hayatını etkiliyor yani. Bana biraz şöyle geliyor. Bizim neslimiz muhtemelen bizden böyle birkaç yaş daha küçük olan kesim kendi gençliklerini tüm bu sorunların hallolması ya da en dibe vurduğu dönemi görmekle vesaire geçirecek gibi geliyor. Sürekli arkadaşlarımla şey konuşuyoruz biz oturduğumuz zaman. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Çünkü gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ülkeyi işte terk edip gitmek de bir seçenek değil. Çünkü işte dolar 13 lira vesaire. Sizin bahsettiğiniz az önce dediniz ya işte bir dakikada anlattınız bazı şeyleri. Güven vermek önemli diye. Bunun bizim nesli kurtarabileceğine ya da bizim neslin işte bu ülkenin eğer varsa bir kurtuluşuna şahit olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bu kadar yakın vadede olabilecek şeyler mi tüm bunlar? Çünkü ben burada olmayı, burada bir şeyler yapmayı çok seviyorum ve çok istiyorum esasında. Çünkü işte burada doğdum ve burada büyüdüm. Ama şartlar öyle bir noktaya geldik sanki Ahmet Hamdi'nin de dediği gibi işte bize kendisinden başka ilgilenebilecek hiçbir şey vermiyor Türkiye. Ne olacak yani siz bir şeyler değişebilecek mi gerçekten bizim için? Yani bir belki şunu kısaca anlatmamda fayda var. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisansımı Amerika'da yaptım. Sonra da orada çalıştım. Bir danışmanlık şirketinde büyük bankaların üst düzey yöneticilerine danışmanlık yaptım. Mesela Amerika'nın en büyük 20 bankasından onu bizim müşterimizdi ve onlara kendi bilançolarını nasıl yöneteceklerini, risklerden nasıl korunacaklarını anlatıyorduk. Onlar da iyi para veriyorlardı sağ olsunlar. Yani milyarlarca dolarlık bilançolarını da böyle güzel yönetiyorlardı bizim sayemizde. Ama sonra bir noktada babam aradı artık dedi biraz da dedi ülkene faydalı olsan iyi olacak. Tamam dedim 3 ay içerisinde toplandım döndüm Türkiye'de çalışmaya başladım. Yani kendi işimizde çalışmaya başladım. Şimdi yani yurt dışında imkan olursa gitmek, orada tecrübe kazanmak, okul bunların hepsi çok kıymetli. Ama ben şunu gördüm ki Türkiye'de işler düzeldiği anda yurt dışına çıkan gençlerimiz, vatandaşlarımız kalpleri burada hep. Düzeldiği anda geliyorlar. Şu andaki teknoparklardaki şirketleri bakın. En az o şirketlerin en az yarısı daha önce yurt dışında iş yapmış. Fakat Türkiye'de işler düzeldiği için, ülkesini çok sevdiği ve buraya katkıda bulunmak istediği için gelip yatırım yapan insanlar bunlar. Dolayısıyla öncelikle bu yurt dışı meselesi imkan varsa tabii ki. Ama ülkemiz çok güzel ya. Ben 100'den fazla ülkeye gittim ya. Gerçekten Türkiye çok güzel. Çok büyük ve çok çeşitli insan yapımız yani. Gerçekten bir hazine. Ama kötü yönetiliyor. Yani sorunların kökünde kötü yönetim var. Başka bir şey yok. Başka bir sebep yok yani. Oraya geliyorum. Şimdi ben daha önce bu işi yapmasam hani desek ilk defa bugün mesela siyasete başlamış olsam ilk defa ya yeni bir parti kurduk merak etmeyin bize güvenin falan belki yani bunu herkes diyebilir değil mi? Ama iki krizden Türkiye'yi biz çıkarttık. Ekibimizle beraber biz çıkarttık. Yani 2001 krizi kötü bir krizdi işte programın başında konuştuk. Çok kötüydü. Milli gelirin 1/3 kayboldu. Herkes çok fakirleşti. Dolar kuru 4'e katladı falan ya öyle 1-2 falan ya. Çok çok arttı. 20 tane banka batmıştı. İnsanlar gidiyordu bankalarındaki parayı alamıyorlar çünkü banka kapalı batmış ya. Böyle bir tablo devraldı. 2 sene sürdü. 2 sene de toparladı. Sonra 2008-2009 krizi geldi vurdu Türkiye'yi. Ben Dışişleri Bakanıyım. Dediler tekrar ekonomide ihtiyaç var. Tekrar ekonomiye döndü. 6 ay sürdü. 6 ayda toparlandı. Birden her şey düzeldi. Çünkü saydım ya 8 tane kriter var. Bu 8 kriteri uyguladığınızda çabuk düzeliyor. Bu ülkenin yani sorunlarının köküne indiğinizde iyi yönetim. Halbuki Avrupa'nın en büyük tarım arazisi var değil mi bizde? Niye ithalat yapıyoruz biz? Niye tarım ürünlerini ithal ediyoruz? Kötü yönetildiği için. Bir tarım politikası olmadığı için. Gençlerimiz niye korkuyorlar? Niye sosyal medyada paylaşım yaparken de endişeliler? Hava özellikle. Like'lamaya korkuyorlar. Tam baltayı taşa mı vurduk hava? Hava bir kere çağrıldı da hocam. Öyle mi? Yani işte ama bakın yani bir kişi bir kere çağrılıyor. Bunu 1000 kişi duyuyor. 1000 kişi bu sefer ne yapıyor? Ya ben fazla ilişmeyeyim bunlar. Ama özgürlük olmayınca gerçekten olmaz. Gerçekten çok korkunç bir ortam var çünkü. Şey gibi yani oraya bir şey yazdığınız anda cepheye girmişsiniz gibi belli bir kesim geliyor ve sizinle işte bir takım şeyleri tartışmaya çalışıyor ama esasında onu yapmak istediği tek şey seni ifşalamak orada. Ama onların çoğu bu işin hiç para alıyor biliyor musunuz? Troll ne demek? Troll bu işin para alan insanlar demek. Yani girip sosyal medyaya
Eşkıyalık yani, başka bir şey değil. Çünkü niye eşkıyalık? Nereden hukuksuz başvurabiliriz biz de? Hukuksuz. Yani bunlar hadi şey demiyorlar ki, biz işte falanca partinin troll ekibimiz falan demiyorlar ki. Uydurma uydurma isimler. Her biri ayrı kılığa görüyor. Kız gibi görünüyor aslında erkek. Erkek gibi görünüyor kız falan. Yani böyle tuhaf tuhaf işler. Dolayısıyla oralara hiç bakmayın. Bunlar bir sanal alem yani. Bir gerçek dünya var. Gerçek Türkiye var. Hiç korkmayın. Deva Partisi'nin parti programını açın bakın. İnternette birinci sıra özgürlüklerle başlıyor. Çünkü biz sorunların çözümüne oradan başlamak gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar özgürce kendini ifade edecek. Ya benim problemim var kardeşim diyecek ki hükümet bunları duysun ve sorunlara çözüm üretmeye çalışsın. Siz konuşmaya çalışanları susturursanız, bastırırsanız o zaman sorunlar ulaşmıyor. Sorunları geniş kitleler, ya bak herkesin de sorunu varmış. Bak, benim gibi sorunu olan bir sürü insan varmış diye bir toplumsal o dinamizm oluşmuyor. Bastırıyorsunuz, örtüyorsunuz. Onun için özgürlük çok önemli. Ben daha önce de söyledim. Özgürlük sorunlarının çözülmesi ne kadar sürer biliyor musunuz? Süre şu. Hatta sık sık şu ifadeyi de kullanıyorum. Yani bir kabustan uyanma hızında, korkulu rüyadan uyanıp bir yudum su içmek hızında. Hani uyanırsın şöyle hafif terleme falan olur. Ondan sonra su şöyle. Oh ya iyi ki rüyaymış dersiniz. İnan bu kadar hızlı düzelir. Ama 20 yıldır çünkü sürüyor ya. Hayır ama bu aynı yönetim, aynı baskı ve baskıyı yapan kadronun aynı kadro olması sebebiyle böyle sürüyor. Bu hükümet gitsin, yepyeni bir kadro gelsin. İlk 90 dakikalık bir açıklamadır. Ya arkadaşlar tamam artık korkmayın, herkes rahatlasın ya, işin yüzüne baksın. Bundan sonra sosyal medyadaki paylaşımlar için kimsenin sabah kapısında polis belirmeyecek. Biz hiçbir gazeteciyi, patronunu telefon edip de işten kovdurtmayacağız. Bu kadar basit. Ya savcılara, hakimlere baskı yapıp da yargıyı baskı altında tutmayacağız. İlk 90 dakikalık açıklamayla özgürlüklerle ilgili sorunların çoğu çözülür. Ama tabii ne var? Diyelim ki hapiste insanlar var değil mi? Ya da işte davası devam eden bir sürü insan var. Onlar da hemen bakılır. Kriterler çok açık. Bizim hep kriterimiz bu konuda Avrupa Birliği kriterleri. 28 ülkenin altına imza attığı özgürlük kriterleri var. Demokrasi kriterleri var. 28 ülkenin altına imza attığı ortak bir müktesebat var. Türkiye'nin ilk baş müzakerecisi biliyorsunuz yani. İlk Avrupa Birliği bakanı. 100 bin sayfalık müktesebat. Ama çok kolay uygulamamız. Bir şey değil yani. 2000 kişilik ekip kurduk. 33 ayrı ekip. Toplam 2000 kişi. Brüksel'e gittiler geldiler. 6 ayda ne olduğunu öğrendik. 6 ayda bizim nerede olduğumuzu öğrendik. Bir senede ne yaptık? Bütün yol haritasını hazırladık. Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarına ulaşması için neler yapması gerekiyor? Hepsini hazırladık. Şimdi bunların hiçbirisini yapmamış olsak deriz ki ya vallahi çok zor ya. Bu iş yani 20 yıldır da sürmüş, nasıl yapacağız? İlker Bey diyor. Ama tabii. Ama öyle değil yani. Zamanda yaptığımız için tekrar yapmak ve tekrar düzeltmek bana ve arkadaşlarıma inanın çok kolay. Ama geliyor. Tek başınıza yani iktidara gelemeyeceğinizi varsayarak böyle soruyor tabii değil mi? Ama işte parlamenter sistem onun için 6 partiyle çalıştık ya. Niye 6 partiyle çalıştık? Çünkü anayasayı değiştirmek gerekiyor. Anayasayı değiştirmek için partiler arası işbirliği gerekiyor değil mi? Anayasa değişikliği. Yani parlamenter sistem. Ama sistem değişikliği ayrı, bir de ülkenin yönetim ikliminin değişmesi çok kolay. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü iklim sadece bir kişinin çıkıp her gün bağırıp çağırmasıyla iklim bozuluyor. Başka bir şey değil yani. Yok sokaklara döküleceklermiş de, yok kovalayacaklarmış da falan filan. Şimdi ülkenin başındaki kişi böyle konuşunca bütün ülkede bir kavga iklimi, bir kutuplaşma, bir çarpışma, çatışma, ötekileştirme. Yani sürekli devletin tepesinden bütün topluma nefret, ayrışma, ayrıştırma, korku bu işleniyor. Yarın o devletin başındaki kişi değişip de şöyle güler yüzlü, sakin, akıllı benim birisi geldiği anda şart değil, ben tanım yapıyorum yani. Çok insan, 84 milyonluk ülke İlker Bey, bunları birisi yani. Ben olurum, başkası olur yani. Mesele o değil. Mesele ülkenin kötü yönetilmesi, ülkenin baskı ile yönetilmesi ve bunun değişmesi de anlık bir seçim meselesi o kadar. Bana bu çok gerçekçi gelmiyor. Şu noktadan gerçekçi gelmiyor. İktidar 20 yıldır iktidarda ve aslında bir anlamda toplumsal yapıyı da kendi içinde kendine has bir karakteri bürümüş durumda. Yani 20 sene önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye aynı şey, işte eski Türkiye deniyor ya, tabii ki aslında temelde benzer dinamiklere sahip ama dejenere olmuş. Belli bir kesime karşı tamamıyla nefret ve tahammülsüz bir kesim var ve aslında bahsettiğimiz özgürlük de yalnızca düşünce özgürlüğü kapsamında değil. İşte kimlikler, kadın olmak, sokakta yürüdüğün zaman güvende hissetmemek vesaire. Ya bu çok korkunç ve aslında 20 yıllık bir şeyin neticesi sonuç itibariyle ve bana iktidar değiştiği anda o toplumsal yapının bir anda değişeceği de çok gerçekçi gelmiyor. Yani elbette yönetimle alakalı gerçekten çok büyük problemlerimiz var ve ekonominin de esasında bugün bu kadar kötü ve karanlık bir noktada olmasının en büyük sebebi bu. Ama bir yandan o değişimi baltalayan, durduran, belki de belli bir kesim için gerçekçi kılmayan ya da birçok insan için aslında bir şeylerin değişmesi adına çok daha uzun vadeye ihtiyaç duyduran şey toplumsal yapının da bir noktada dejenere olmuş olması. Siz 20 yıllık bu enkazın iktidarın değişmesi ve güler yüzlü, güvenilir birinin gelmesiyle değişeceğine inanıyor musunuz? Toplumsal yapının değişmesi tabii ki vakit alan işlerdir. Kolay değildir. Yani bazen bir nesil alır, bazen iki nesil alır. Ama ben sadece ülkedeki bazı sorunlara, spesifik sorunlardan bahsediyorum. Mesela bir özgürlük sorunundan bahsediyorum değil mi? Özgürlük. Bir yargı sorunundan bahsediyorum. Mesela yargının bağımsızlaşması, hükümetten bağımsızlaşması ilk 90 dakikada. Hükümet ben karışmıyorum dediği anda yargı bağımsız olur, biter. Ama yargı sorunu çözülür mü ülkenin? Çözülmez. Çünkü yargı kendi içerisinde insan kaynağı yapısı başta olmak üzere
bir sürü değişiklik lazım. Ciddi bir yargı reformu lazım. Ve biz bunların hepsini şimdi eylem planları olarak hazırlıyoruz. 20 ayrı alanda toplam 1000 maddelik bir eylem planı hazırlıyoruz ve PDRP'yi açıklıyoruz. Şu ana kadar mesela tarımı açıkladık, dijital dönüşümü söyledim açıkladık, sosyal politikaları açıkladık, afet yönetimini açıkladık, doğa hakları ve çevre bitti, onu yakında açıklayacağız. Ekonomi finans bitmek üzere 130 madde sadece ekonomi finans. Her alanda neler yapılacağı ile ilgili hazırlık yapıyoruz ve orada bir takvimimiz var. Bazı konular ilk 90 dakikalık açıklama diyoruz. Bazı konular 90 gün sürer diyoruz. Bazıları 180 gün sürecek diyoruz. Bazıları 360 gün sürecek diyoruz. Mesela ne dedik? Örnek veriyorum. Tarımsal sulama altyapısının tamamlanmasına 5 yıl dedik mesela. Türkiye'deki bütün tarımsal sulama altyapısını 5 yılda bitireceğiz dedik. Bütçesini hesap ettik. Baktık. Rahat biter. Sorun yok dedik. Tabii ki bütün sorunlar bir anda çözülmeyecek ama ülkedeki iklim, hükümetin, devletin sebep olduğu bu baskı ikliminin ortadan kalkması kolay. Toplumsal yapı tabii ki vakit alacak. Ama şu var. Ben son bir yılda tam 75 tane şehre gittim. Yüzlerce ilçeye gittim. Ve gittim her yerde çarşı pazar geziyorum. Öğrencilerle mutlaka lise ya da üniversite öğrencilerle bir yerde oturuyorum. Şöyle bir saat, iki saat güzel sohbetler yapıyoruz. Onları dinliyorum. Kahvehanelere gidiyorum. Emeklilerle konuşuyorum. Ev hanımlarıyla oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Muhtarları topluyorum. Her mahalledeki sorunlar nedir diye. Toplumdaki değişim talebi çok güçlü. Bahsettiğiniz gibi belli bir kesimler var tabii. Toplum bir sürü kesimlerden oluşuyor. Şu andaki iktidara hala destek vereceğini söyleyen, hala iktidarın bu ülkenin sorunlarını çözebileceğine inanan bir kesim de var. Ama o artık azınlık. Azınlık mı çok acaba az. Gerçekten? Çünkü hala... Öyle, çok az. Sayıları çok az. Bakmayın siz anketlere falan bakmayın. Öyle bir şey yok. Çünkü anketler telefonda yapılıyor. Açıyorlar telefonda. Hangi partiye oy vereceksin bu hafta sonu? Söyle bakalım diyorlar. Kolay mı başka partiyi söylemek yani? Başka partiye oy verecek olsa bile başıma bir iş gelmesin diye telefonda en kolay iş iktidardaki partinin ismini söyle. Kapat telefonu. Başına iş gelmesin. Onunla mı uğraşacaksın yani? Anketör arıyor şimdi. Dolayısıyla biz sürekli sahada olduğumuz ve Türkiye'nin her yerini yani Doğu Karadeniz'i, Batı Karadeniz'i, Güneydoğu'yu, Trakya'yı her yeri sürekli yiyoruz. Sadece ben de değil. Genel merkezimizden kurduğumuz ekipler 81 ile sürekli gidiyorlar. Ayrıca bizim her 81 ilin tamamında yerleşik teşkilatımız var. 700 ilçede yerleşik teşkilatımız var. Yani diyelim ki işte biraz önce Akçabat konuştuk değil mi? Bizim Akçabat'ta kurulu teşkilatımız var. Onlar sürekli orada yaşayan arkadaşlarımız. Bir ilçe başkanımız var, ilçe yönetim kurulu var, üyelerimiz var, mahalle temsilcilerimiz var. Yani koskoca bir kadro. Bizim resmi üye sayımız, sadece resmi üye sayımız 100 bini geçti. Dolayısıyla Türkiye'nin tüm yerindeki nabzı tutuyoruz ve herkesi dinliyoruz, herkesi anlamaya çalışıyoruz. Bir, evet büyük bir umutsuzluk var, büyük bir karamsarlık var. Hele hele gençlerimizin çoğunda ya artık bu iş düzelmez. Çünkü gençlerimizin çoğu hayatındaki grafik sürekli iniş grafiği olmuş. Yani biraz önce gösterdim ya milli gelir grafiğini. Diyelim ki ne zaman başlıyor? 2013. Hava 2013'te sen kaç yaşındaydın? Ben 12 yaşındaydım. 12 yaşındaydım. Geziyi de çok net şimdi, hatırlıyorum o süreçte. 12 yaşından sonra sürekli hep kötüye gidişi gördüğünce bu hep galiba böyle gidecek diyorsun yani. Ama mesela şu dönemleri yaşayanlar da diyorlar ki eğer iyi yönetirse bu ülke çabuk toparlayabiliyor falan diyorlar. Onun için ben hak veriyorum. Çünkü daha iyi görmeyince insan sürekli kötüye gidişi yaşayınca çare yok yani. Öyle hissediyor olabilirsin ama çok çabuk düzelir. Klasik belki ama çok zoru hemen yaparız. İmkansız biraz vakit alabilir yani. Tabii burada bir kişinin yapacağı işler değil bunlar yani. Çok geniş ve çok güçlü iyi bir kadro gerekiyor yani. İşi bilen dürüst insanlardan oluşan geniş bir kadro gerekiyor ki genç bir kadro gerekiyor. O da çok önemli. Tabii ki tecrübenin yeri ayrı. Ya şimdi burada bakıyoruz İlker Bey'in kadrosuna bakıyoruz. Tabii ki bir tecrübe var ama işte yetişen de oran bakıyorum 2-6 gibi şu anda yani. 2 kişi tecrübeli ama 6 kişi de geliyor arkadan. Şimdi bizim partimiz de öyle. Tecrübeli arkadaşlarımız mutlaka var ama arkadan gelen böyle yetişen de çok geniş bir genç kadromuz var. Yani ben böyle gereksiz yere iyimser olan birisi değilim yani. Hani hesap, kitap, plan sonucunda şöyle önümüzü gördükten sonra inanarak iyimser. Gerçekçi iyimserlik diye bir şey var. Bir hayalperest iyimserlik var bir de gerçekçi iyimserlik var. Yani benim biraz daha gerçekçi iyimserlik tarafındayım. Yani. Bana biraz büyük bir trajedi olarak geliyor. Şimdi ben 20 yaşındayım ve hepimiz hemen hemen aynı yaşlardayız aslında. Ben okuldan sonra arkadaşlarımla oturup kahve içtikten sonra sigara kullanmıyorum ama kullandığımı da varsayarsak benim bir günde 50 lira falan harcamam gerekiyor totalde son fiyatlarla sanırım. Ve 20'li yaşlarımı ve en iyi ihtimalle bundan sonra önümüzdeki bir seneyi falan da bu şekilde geçirecek olmak ve arkama dönüp baktığımda üniversite hayatımı hep gün içinde paramı bitirmeden yaşamak durumunda kalarak yaşamış olmak bana büyük bir trajedi olarak geliyor. Doğru. Ve belki bencilce ama kendi ailemden ve bizim üstümüzdeki kuşakların da böyle harika hayatları olmamış olabiliyor çoğu zaman. Ama yine de şeye çok üzülüyorum yani böyle bir yerde yaşıyor olmaktan ve bu yaşlarımızı bu şekilde geçiriyor olmaktan. Çünkü maalesef, sadece maalesef. Kendim için de değil. Üniversitede okuyan arkadaşlarım çoğu okulu bıraktı mesela benim pandemiden sonra. Çünkü çalışmaları gerekiyordu vesaire. Çünkü günlük 50 lira dedin. Herkes bulamıyor ki o günlük evet. 50 lirayı. Rakamlar ortada. En düşük emekli maaşı yeni 2500'e çıktı yeni. 2500 lira emekli maaşı alan bir aileyi düşünün. 3 çocuğunun olduğunu düşünün. Nasıl olacak? Tutmuyor hesap yani. O yüzden şeyden emin olmaya çalışıyorum. Siz ve sizin gibi diğer muhalefet liderleri de bu konuda gerçekten
anlayabiliyor mu? O iklimi hissedebiliyor mu? Şu anki iklimi ve insanların içinde yaşadığı çaresizliği. Türkiye'yi çok gezmiş ve rastgele geziyoruz. Ben mesela önceden planlanmış programlarım da oluyor ama böyle rastgele çok program yapıyorum. Mesela geçen ne yaptık? Sivas'ta akşam 9 gibi programımız bitince dedim ki arkadaşlarımıza, ya dedim hadi bir üniversite öğrencilerin gittiği bir mahalle varsa gidelim. Şöyle biraz oralarda dolaşalım takılalım dedim. İl başkanımızın iki çocuğu var, ikisi de lise öğrencisi. Onlar aldı sadece. Böyle dördümüz o kafelerin olduğu bir semfer girdik. Zaten 2-3 kafe derken hemen öğrenciler artık tanıyorlar az çok. Ya gel başkanım, hoş geldin, şöyle böyle falan. Oturduk, sonra halka büyüdü. Sivas'ın nüfusu 540 bin. Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 60 bin. Bunu şunun için söylüyorum. Böyle planlamış değil. Gerçek neyse gerçeği aynen duyuyoruz, anlıyoruz. Oradaki o hayalleri, hayal kırıklığını, arzuları, karamsarlığı hepsini görüyoruz, yaşıyoruz. Yani hani kapalı böyle sürekli ofiste çalışsak belki dersiniz ki ya sizin Türkiye'den haberiniz yok, ama öyle Türkiye'den bayağı bir haberimiz var. Sadece benim de değil. 100 bin tane resmi üyemiz ve Türkiye'nin her yerindeyiz. Dolayısıyla iyi nabız tutmaya çalışıyoruz. Bir yandan da mutfakta sürekli çözüm üretmek için çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarımızı hep böyle güzel istişareyle yürütüyoruz. Mesela diyelim ki bizim parti programımızı hazırladık değil mi? Bunu sadece işte partili arkadaşlar kafa kafaya verip yapmadık. Mesela ne yaptık? Biz parti programımız bitince çok kişiye gönderdik. Mesela gönderdiğim kişilerden birisi de Daron Acemoğlu'ydu. Herhalde Nobel İktisat Ödülünü alacak inşallah, öyle görünüyor. Bizim vatandaşımız çok başarılı akademisyen. Tam 24 saatte o 100 sayfalık programı okudu. 7-8 sayfalık görüşleriyle beraber geri gönderdi bana. Dedi ki işte şunu şunu çıkarsanız iyi olur. Şunu şu sıralamayı değiştirseniz daha güzel akıyor program falan filan diye. Şimdi bunu niye söylüyorum? Kapalı çalışmıyoruz. Yani mutfak çalışmamız da, geleceğe dönük çalışmamız da hep böyle geniş halkalarla yürüyor. Çalışma ekibimizdeki arkadaşlarımızın yarısı yurt dışında yaşıyor. Bir de atasözü var biliyorsunuz. Bin biliyorsan bir bilene sor diye. Ben bu işi en iyi biliyorum. Tamam, ama sen bin tane biliyor olabilirsin ama gene de bir bilene bir sor bakalım. Belki yeni fikir çıkar orada. Onun için kendimize güveniyoruz. Yani iyi anlamak, iyi okumak ve ne yapacağı konusunda çok iyi bir hazırlık. Bunlar olduğu anda Türkiye'nin önü açık. Yani çabuk düzelir. Ve şunu söyleyeyim. Böyle 25-30 yaş aralığı bir grupla oturuyorduk. İçlerinden birisi dedi ki, Bilkent mezunu. Ya dedi, ben dedi Bilkent'te okurken dedi KYK burslarımı biriktirdim ve tam 2 hafta Avrupa tatili yaptım dedi. Ve iyi otellerde kaldım dedi. Yani iyi restoranlarda yedim. Biriktirdim, KYK bursuyla yaptım dedi. Türkiye'nin güzel günlerinde, demin ki senin 12 yaşında olduğun günlerde diyelim. O dönemde üniversitede okuyan arkadaşlar bunlar. Yani çok geçmiş değil bu. Dolayısıyla bunun tekrar o noktaya gelmesi de çok fazla vakit almaz. Ama birdenbire her şey düzelecek diye bir şey. Tabii ki çok hızlı düzelecek şeyler var ama biraz vakit alacak işte. Biz bu KYK borçlarını ödeyecek miyiz? Ciddi soruyorum. KYK bir burs var, bir de kredi var. Kredi aldım. Kredi üzerine faiz. Evet. Bir de belli bir yaştan sonra böyle hemen geri istiyorlar falan. Bu evet. Çok yanlış bir iş. Çok çok yanlış. Yani burada yapılması gereken bir, o faizleri bir sefer silmek lazım. Çünkü bu yüksek faiz KYK kredisi alan öğrencilerin suçu değil. Bu yüksek faiz devletin kötü yönetilmesinin suçu. Düzgün yönetsinler eksi faiz olsun. Düzgün yönetsinler sıfır faiz olsun. Faiz yüksekse bu kötü yönetimin bir sonucu. Dolayısıyla bu faizleri bir silmek gerekecek bir. İkincisi de geri ödemek için mutlaka belli bir seviyenin üzerinde maaşı olan bir işe girmek gerekecek ki çalışacaksın, maaşın olacak. Bu eski borçta ödediğin rakam da böyle maaşın içerisinde küçük bir şey olacak. Sedat Peker geçenlerde şey demişti. Ziraat Bankası'na bir para aklama olayıyla ilgili ciddi bir iddiada bulunmuştu. Ziraat Bankası'na ben bunu duyduktan sonra gerçektir değildir güvenmiyorum ve ben bu parayı oraya ödersem bu para yine piç olacak. Onu da biliyorum. Öyle size yakınayım dedim. Devletin harcadığı paraya baktığınızda eğer kuşku duyuyorsanız, yanlış yerlere gittiğini düşünüyorsanız, çarçur edildiğini düşünüyorsanız o zaman insanlarda vergi ödeme isteği de olmuyor. Krediyi geri ödeme isteği de olmuyor. Dolayısıyla Türkiye'de kayıt dışı ekonomi varsa bu işte tam da bu sebepten, ya ben vergi ödeyeceğim, onlar da çarçur edecek. Ödemiyorum kardeşim. Mesela ben çok inç insanı tanıyorum. Belki vergi kaçırıyor ama o kadar rakamı gidiyor bağış yapıyor. Hiç olmazsa benim verdiğim, diyor ki öğrenci bursu olsun, benim verdiğim, giderim ben kendi elimle okul yaparım ama bu devlete vergi ödemem diyebiliyor mesela insanlar. Evet, tam olarak. Dolayısıyla bu işte çok önemli. Yani devlete güven. Şu 8 madde saydım ya, güven çok önemli. Güven olsa bu devlet daha çok vergi toplayacak. Güven olsa daha çok kredi tahsilatı yapacak. Ama güven olmayınca zaten hiçbir şey olmuyor. Yani. Başarının sırrında da zaten tam bu güven var. Bu KYK meselesi çok ciddi bir mesele. Ama dediğim gibi bir, o faizlerin sıfırlanması gerekecek. İki, belli bir maaş seviyesi belirleyip, yani onun ne olacağı, örnek veriyorum. Asgari ücret çarpı 2 denilir. Asgari ücretin 2 katı maaş almadan hiç kimseden biz KYK kredisini geri istemiyoruz sizin denir. Sizin programınızda var mı? Olur biter yani. Şimdi bu parti programından öte. Bu biraz daha eylem planı seviyesinde çalışması gereken konular. Bizim eğitimle ilgili eylem planımız geliyor. Tam 100 madde. Bunun aşağı yukarı yarısı 3-18 yaş. Yarısı da üniversite eğitimiyle alakalı. Biz ne diyoruz? Yökü kapatacağız diyoruz. Yökü kaldıracağız yani. Böyle bir şey olmayacak diyoruz. Mesela ne diyoruz? Üniversitelerin hayat boyu öğrenim merkezi haline gelmesi gerekir diyoruz. Mesela ne diyoruz? 3-18 yaş arasında eğitim mutlaka 3 yaşında başlamalı diyoruz. İşte ezbere dayanan değil, sorgulamaya dayanan bir eğitim modeli olması gerekir diyoruz. Bazı temel becerilerin, mesela dil olsun, algoritmik düşünce olsun, bu tür konularda çok erken yaşlarda eğitimin başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Şüphe duyan, sorgulayan bir zihin önemli diyoruz. Ezberlemek değil, öğrenmeyi öğrenen bir eğitim modeli diyoruz. Yani öğrenmeyi öğrendikten sonra ve bu sosyal medya olsun, dijital dünya olsun, buradaki gerçek doğru bilgiyle kirli bilgi arasındaki farkı ayırt etme yeteneklerinin gelişmesi çok önemli diyoruz. Yani bu bizim eğitim politikaları başkanımız enteresan bir arkadaşımız Mustafa Bey. ODTÜ elektriği birincilikle bitiriyor. Sonra gidiyor Berkeley'de master doktora yapıyor. Profesör kendisi İTÜ'de ama aynı zamanda girişimci, şirket kuruyor, satıyor.
biliyor falan, öyle işleri var. Yani hem iş hayatını biliyor. Hani 10 yıllık bir Silikon Vadisi tecrübesi var. Türkiye'deki hayatı biliyor çünkü İTÜ'de öğretim üyesi aynı zamanda. Şimdi bu arkadaşımız bizim bütün eğitim politikalarımızın başında. Ama kaç tane rektörle konuşuyor? Geniş bir eğitim çalışma ekibimiz var. Eğitimle ilgili kim ne var, ne yapıyorsa, eğitimle ilgili düşüncesi olan kim ne var, hepsiyle gidiyorlar, konuşuyorlar. Belki 100 maddenin bir tanesi işte KYK bursları ile ilgili olacak. Daha doğrusu KYK kredi ile ilgili. O 100 madde diyeceğiz ki KYK şöyle şöyle yapacağız diye açıklayınca orada parametrelerini göreceksiniz. Ben çok siyasetle ilgili biri olmadığımı söylemiştim size. Ama yine de siyasetle ilgili soru soracağım diyorsun. Evet, ve çok az oy verdim. Bir kere oy verdim ben bu zamana kadar. O da belediyeye verdim. Bir de yerel seçim miydi? Neye verdim? 2018 yani, genel seçim. Evet, ona verdim. De 2019 yerel seçim. 2000'de doğdum ve evet, yani seçim verdiğim tek bir oylama oldu. Şu anki iktidarda olan başkan ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk iktidara geldiği zamanlardaki röportajları beni çok etkiliyor. Yani dikkatimi çekiyor ve diyorum ki ne kadar değişmiş. Yani şöyle bir durum hissediyorum. İnsanlar değişir yani. Genel olarak yani psikolojide de böyledir. Yani değişir, değişmesine izin verilir. İyi kötü olur, kötü iyi olur. Fakat şöyle bir şey anlamak istiyorum. Tarih tekerrür edebilir ve bu seçimlerde her şeyin düzeleceğine eminim. İyi giden bir adım olacağına eminim. Fakat seçimde çok zorlanacağımı düşünüyorum. Çünkü çok fazla var. Çok fazla seçenek var. Ve hangisini seçeceğimi bilemeyebilirim. Ve yine Erdoğan'ın ilk söylediği şeyler gibi olabilir bu. O zaman olsa belki ben de ona inanacaktım ve çok umut verici gelecek olabilir yani. Şu anda çıkan bir lider. Hepsi çok mantıklı geliyor. Neyi seçeceğim? Ya da herhangi birinin kötüye değişmemesinin nasıl emin olacağım? Nasıl anlarız gözünden birinin bizim ekonomimizi bir daha bu hale getirmeyeceğini? Nereden ya? Yani kelime ne söylerse. Bu soru bitecek mi? Yani birincisi şu. Devlet yönetme gücünün süreyle ve hukukla sınırlanması gerekiyor. Bu çok önemli bir kaydı. Yani suyu içer o da onu. İçsin içsin. Bir su koyalım, susamıştır belki ya. Ya o pisliğine ama yapıyor. Ama ikinci turda hırlamaya başladı ben severken. Beni daireye aldı yani. Tamam, sorun yok. Devlet yönetme gücünün süreyle ve hukukla sınırlanması gerekiyor. Bu çok önemli bir kaydı. Evrensel bir atasözü var. O da şunu söylüyor. Güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Yani uzun süre devlet gücünü kullanmak insanları bozuyor. Güç zehirlenmesine sebep veriyor. Onun için en üst makama gelen kişi, yani cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının görev süresinin mutlaka anayasayla sınırlandırılması gerekiyor. Bunun dünyada çok başarılı örnekleri var. Ve iyi işleyen demokrasilere baktığınızda genelde bunların hepsinde devlet başkanının ya da hükümet başkanının görev süresinin sınırlı olduğunu ve bunun gerçekten uygulandığını görüyorsun. Türkiye'de ne oldu? AK Parti ilk kurulurken Erdoğan'ın ilk o videolarını izlediğiniz dönemde 3 dönem kuralı yazdık biz. O tüzüğü yazan ekibin içinde ben de var. 3 dönem kuralı ne diyordu? 2014 ya da en geç 2015 yılı geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işi bırakması gerektiğini söylüyor. Çünkü kurulsa biz bunları çok tartıştık. Daha önce çok örneği vardı. Türkiye'de değil, dünyada siyaset tarihinde, devlet yönetim tarihinde o kadar çok örneği var ki. Uzun süre iş başında olanları o zehirliyor. İnsanın genlerinde var, tabiatında var. Yani bu böyle bir şey. Sadece Türkiye'de 1000 sene önceye gidin, 2000 sene önceye gidin. O Dar Koridor kitabında, Daron Acemoğlu'yla Robinson'un ortak yazdığı kitapta buna da vurgu var. Yani bütün şeyi incelemişler, bakmışlar. Yani süre uzayınca bozuyor, insanı bozuyor. Dolayısıyla bu işi tadında bırakmayı bilmek lazım. Onun için biz ne yaptık mesela? Bu ortak çalışmamız parlamenter sistemde süre sınırları koyduk başbakanlar için, cumhurbaşkanları için süre sınırları koyduk. 6 partide mutabık kaldık. Bunu anayasaya yazalım dedik ki kimse bununla oynayamaz. Bu önemli, süreyi sınırlamak önemli. Bir de hukuk çerçevesi de tabii çok önemli. Hukuk çerçevesinin çalışması için de meclisin bağımsız ve güçlü meclis olması gerekiyor. Yargının bağımsız çalışması gerekiyor. Yani bir ülkenin başbakanının, cumhurbaşkanının ben yanlış yaparsam ya bu meclis burada benim canımı okur. Yanlış yaparsam yarın yargıya düşerim. Mahkemelerde beni süründürürler. Bana gelecek çare yok yani. Evet. Ya biz anlaştık. Anlaştık. Ben şimdi tabii şeytanın avukatı olmak zorundayım bir noktada da. Aslında siz iktidara geldiğinizde de Türkiye mesela galiba dünyanın ilk 20 ekonomisinden biriydi. Siz derken ilk dönemden bahsediyorum. Bugün de öyle. Aslında bizim orada sıra atlama imkanımız var mı gerçekten? Yani ben babamlardan da biliyorum. Yani ben ilk sizle aynı kuşak sayılırız. Babamlardan da biliyorum. Türkiye 10 yılda bir krize girer. 10 yılda bir devalüasyon olur. Ve aslında baktığınızda Türkiye ilerlemez. Yani dünya da ilerlediği için Türkiye de tabii ilerler ama hani sıra atlamıyoruz biz. Şöyle oldu bizim sıralamamız. Biz teslim aldığımızda 20. sıradaydık. 16. daha yükseldik. Ben ayrıldıktan sonra şu anda 21. sıradayız. Durum bu. Ama sadece ben diyorum ama bir yanlış anlama olmasın. Anlıyorum, yani anlıyorum. Düzgün bir ekip, istişareyle çalışma, iyi bir kadro. Mesele o. Dolayısıyla 16. çıktık. Tam da o dönemde ben orta gelir tuzağı ifadesini kullanıyordum. İşte hukuk, eğitim olmadan bundan daha ileri gidemez diyordum. Orta gelirin içinde düşeriz diyordum. Bunların hepsi maalesef, üzülerek söylüyorum, hepsi gerçekleşti. Türkiye yapabilir, başarabilir. Dünyada çok iyi örnekler var. Güney Kore gibi. Evet. Başaran örnekler var ama her ülkenin de kendi bir hikayesi var. Yani. Mesela bazı
hikayelerde Çin'de mesela ne var? Çin'deki hikayede biraz otorite var yani. Demokrasi yok. İnsan hakları hak getire. Sendika yok mesela yani. Evet. İşçilerin hakkını koruyacak bir sendika yok Çin'de değil mi? Yani işçiler bir araya gelip de bir işçi hareketi yapar. Öyle bir şey yok. Şimdi büyüme modeliniz ne olmalı? Bizim büyüme modelimizde merkezde insan var. Onun için biz ne diyoruz? Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme diyoruz. Bu kapsayıcılıktan anlayışımız nedir? Büyümenin bütün toplum kesimlerine refah olarak yansıması ve topyekün zenginleşme. Yani zengin daha çok zengin olsun, işte fakir daha çok fakir olsun, ülkede büyüsün. O öyle büyüme bassın ya. Yani 3-5 kişinin zengin olmasına ekonomik büyüme diyorsak öyle büyüme bassın. Kaldı ki o yem dedikleri biraz öyle bir şeydi yani. Kur artsın, orta gelir çöksün, ucuz iş gücünü istismar edelim, emeği istismar edelim, alın terini ucuza satalım, yurt dışına oradan büyüyelim. İyi de bunun bize faydası ne ya? Yani 3-5 kişi para kazansın diye 84 milyon insan kendini mi harcayacak? Ya böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada işin felsefesi, bakış açısı çok önemli yani. Peki 20 Aralık gecesi bir de dem çıktı başımıza. Dövize endeksli mevduat. Yani ben yine büyük resimden soracağım. Evet, biraz demleniyor şimdi herkes demle. Asaf Savaş'ın geçenlerde söylediği bir şeydi. Bu aslında Türk lirasını tamamen işlevsizleştirmektir diyor. Yani aslında evet. Bütün çünkü şey doğru. Diyorsunuz hani seyircilerimiz için ve buradaki gençler için aslında diyorsunuz ki sen dolar tutma ama ben sana dolarmış gibi muamele edeyim. Bu da aslında. Ya milli parayı yok ediyor. Evet kendi paranı yok ediyorsun. Böyle mi gerçekten? Öyle öyle. Niye öyle? Çünkü şu anda bankadaki mevduatın 1/3 döviz. Yani insanların bankaya koydukları paranın 1/3 döviz, 1/3 Türk lirası. 2002'de de öyleydi. Biz bu dengeyi değiştirmiştik. Türk lirası %60'a kadar çıkmıştı. Döviz azalmıştı. Güvensizlik olunca insanlar tekrar dövize yöneliyor. Türkiye'nin bu vatan hainliği midir peki? Yani çünkü öyle bir söylem de var ya yani. Dövize yönelmek mi? Evet. Ama işte şu anda bu dem modeliyle ne oldu? Aslında döviz değil de Türk lirasında olan vatandaşların da parasını dövize endeksleyeceğim. Merak etme. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni yani dolarize etmeyin mi? Evet. Yani eğer bir ihanet diye tanımlanabilecekse o zaman devletin yaptığı tüm sistemi dolarize ederek, tüm sistemi dolara endeksleyerek herhalde en büyük ihanet oluyor. Yani eğer öyle tanımlayacaksa. Dolayısıyla ama terminoloji çok. Şu anda hükümetin bir propaganda makinesi var. Partili bir medya var. Bir algı üretme ve paralel evren üretme mekanizması var. Dolayısıyla orada her şey var yani. Aklınıza gelen her şey var. Yok yok süpermarket gibi yani. Dolar yükseldi oradan hemen raftan indiriyorlar. Başka model bu. Ya, aslında modelimiz bu diyorlar. Dolar düşüyor. Ha aslında bir başka modelimiz vardı diyorlar. Dolayısıyla her şey var yani. Ama bir ne yok? Tutarlılık yok. Yani bir söyledikleri bir başka söylediklerini kesinlikle tut. Şimdi bu ne olacak? Parasının dövizde olan yani mevduatı döviz olarak tutan vatandaşlarımız için bir avantajı yok. Ama Türk lirası tutan vatandaşlara diyorsun ki ya sen Türk lirası tutuyorsun ama merak etme diyorsun. Bu yeni hesabı açarsan eğer Türk lirasındaki getiri az kalırsa farkını ben sana ödeyeceğim. Yani sana da en az döviz kadar kazandıracağım diyorsun. Yani bütün mevduatı dövize endeksleme çabası. Bunu rahmetli Özal yapmış. Evet denenmiş daha önce. Ne zaman başlamış Türkiye'de bu? 1967'de geliyor. 1970'lerde yoğun bir şekilde uygulanıyor. Ve Turgut Özal bu uygulamayı bitiriyor. Son taksinde ödüyor ve ne diyor bakın. Ve diyor ki gençlere diyor benim vasiyetim diyor sakın diyor ülkeyi bir daha böyle büyük yanlışların içine sokmayın. Çok bedel ödedik diyor. Enflasyonun sebebi bu oldu diyor. Yıllarca bu ülkede enflasyon yüksek olduysa diyor bunun sebebi o günkü adıyla DCM dövize çevrili bir mevduat. Bugünkü adıyla döviz endeksli mevduat aşağı yukarı aynı. Enflasyon olduysa diyor hayat bu kadar pahalandıysa fiyatlar bu kadar arttıysa diyor bunca yıl diyor. Bütün 1970'ler boyunca diyor bunun sebebi bu oldu diyor. Ve vasiyet bırakıyor. Diyor ki yapmayın bir daha diyor. E çıkıyor Erdoğan ne diyor yeni bir buluşmuş icatmış gibi ta 1970 model bir tavşanı çıkarıyor şapkadan. Millet de diyor ki ya acaba işe yarayacak mı şöyle böyle yani şimdi bunlar denenmiş ve başarısız olmuş işler. Hani tarih tekerrür eder diyoruz ya. Tarih tekerrür eder. Nasıl tekerrür eder? Eğer ders almazsanız yanlışlardan tekerrür eder. Ama tarihten ders alırsanız, tarihte işlenen yanlışlara dikkat edersiniz, bir daha yapmazsanız farklı bir tarihte yazabilirsiniz ileriye doğru. Bir de bu biraz şey değil mi? Hani kolu kopmuş bir adama yara bandıyla sarmak gibi yani bu bir çözüm olamaz zaten herhalde. Olmayacak zaten. Mümkün değil olmayacak. Peki ne olacak? Ben de benzer bir şey soracağım bu arada. Yani şey ne yaptıklarını biliyorlar mı gerçekten? Hayır bilmiyorlar. Böyle freni patlamış kamyon gibi miyiz aslında? Aynen öyle. Ve yokuş aşağı. Yani bir viraj çıkmaması için dua ediyoruz. Çok da güzel. Ama şu anda fazla bir viraj yok. Çünkü dünyada para bol. Dedim ya başta. 8,5 trilyon euro. 8,5 trilyon dolar. 8,5 trilyon dolar karşılığı yen. 3 tane büyük merkez bankası var dünyada biliyorsunuz. Amerika, Avrupa, Japonya. Bunların üçü de kabaca 8,5 trilyon dolar euro cinsi parayı basmış sürmüş bedava çünkü sıfır maliyet. Dolayısıyla yol şimdilik böyle düz. Frene basma imkanı seçim günü geliyor. Yani seçime kadar yok. Seçime kadar ne var? Tabii ki demokratik haklar var değil mi? Yani kendimizi ifade edebiliriz, konuşabiliriz, şikayet edebiliriz. Sivil toplum kuruluşları önemli, meslek örgütleri önemli ama bunların hepsi maalesef susmuş durumda, susturulmuş durumda. Korkutuyorlar. Yani ya havuç ya sopa. Bazılarına böyle bir güzellik yapıyorlar, teşvik ediyorlar siz susun diye. Teşvikten anlamayan sopa gösteriyorlar. Bak konuşursan tepene indiririm diye. Hem sivil toplumu sindirmiş durumdalar. Meslek örgütlerini sindirmiş durumda.
durumdalar. Gençlerimizi işte sosyal medya kullanmaktan korkutur hale düşürmüş durumdalar. Dolayısıyla demokrasinin en asli unsuru olan ifade özgürlüğünü, sivil toplum fonksiyonunu neredeyse minimize edip şu anda götürmeye çalışıyorlar. Ama burada tabii ki gösteri yürüyüşleri, barışçıl protestolar bunlar anayasal hak ama çözmez. Onun için Cumhurbaşkanı bunu istiyor şu anda. Geçenlerde ne dedi işte? Sokağa dökülürseniz dedi sizi kovalarız mavalarız. Yani çatışmadan beslendiği için yani çatışma kültürü. Çatışma çıksa da istiyor olabilir bunu. Ama biz ne diyoruz? Meşru demokratik siyaset diyoruz. Yani Türkiye'nin sorunlarını çözeceksek meşru demokratik siyaset. Ama bunun başka bir çözüm zemini görmüyoruz. İtirazını dile getirmek de var. Yani şimdi siz muhalefetsiniz ve ben sizin şahsınızda çünkü ilk defa hayatımda bir parti lideriyle tanışıyorum ama diğerlerini de kapsıyor bu. Gelen anlamda çok sesinizin çıkmadığını düşünüyorum. Yani birbirinizle olan ilişkiniz nedir bilmiyorum ama tabii ki sokaklara dökülüp insanlar anayasaya aykırı bir şey yapmasınlar ama siyasi anlamda camın çerçevenin kırılıyor olması gerekmiyor muydu? Bütün bu zamlar, bütün bu kötü yönetim, herkesi çok şey buluyorum, naif, evet sakin buluyorum yani. Bu bizi o anlamda da halkın ciddi bir kesimini temsil etmediğini düşünüyorum. Ya şöyle tabii ki duygusal birikim çok güçlü vatandaşlarımızda haklı olarak. Gerçekten büyük bir kızgınlık var ve yeni bir arayış da var. Siyasette tabii üslup tartışılabilir. Yani daha sert üslup, daha farklı bir üslup. Bunların hepsi tartışılabilir. Ama şu andaki ülkeyi yönetenlerin sertlikten beslenen bir siyaset üslubu uyguladıklarını görüyoruz. Yani Erdoğan'a bakın, Bahçeli'ye bakın. Yani sakin bir konuşmalarını görmek mümkün değil. Şimdi o lige düşüp o ligde yani daha büyük kavga, gürültü, bir siyaset tarzı olabilir. Ama bir de hani medeni bir şekilde bu ülkenin sorunlarını anlayıp bilip sorunları bildiğimizi vatandaşlarımıza hissettirip bunu da çözebilecek bir hazırlığın kadronun olduğunu anlatmak da bir başka siyaset tarzı. Bu tabii şöyle değil, ben siyaseti hani tiyatro sanatına saygım sonsuz ama yani bir tiyatro olarak da görmüyorum siyaseti. Yani sadece olması lazım. İnsanlar kimse onun gibi olması. Yani ben de öyle çok kolay kolay kızan birisi değilim açıkçası. Yani hani kendimi izah edemiyorum. Ama Mustafa size demiyor galiba. Tam ifade edemedim. Seçmenliğimiz de. Ama camı çerçeve kırmak falan değil de siyasi anlamda dedim. Yani ben mesela şimdiye kadar epey masaya falan vurmam lazım değil mi? Buraların ışıkları falan yani, yeniden oynamış. Şöyle anlıyorum yani mesela şu anda ekonomi bakanı olan beyefendi televizyona çıktı ve dünyayı beş aile yönetiyor dedi. Şimdi bu olay buraya gelince o zaman gerçekten o zaman ben de bakan olabilirim. Yani yani ekonomi 101 kitabı okudum sabah olabilirim gibi geliyor. Ya muhtemelen daha iyi yaparsınız ya. Çünkü niye biliyor musunuz? Hiç olmazsa yani bir insan bilmeyebilir ama hani bilmediğini bilir. Dolayısıyla bilenlerle oturuyor. Arkadaş bize bu görevi verdiler de ben de pek anlamam bu işlerden. Hiç olmazsa gelin bana bir öğretin, anlatın da ne yapacağımızı ona göre çalışalım der değil mi? Yani bu da bir meziyettir, bir vasıftır yani. Düştüğü gece için Merkez Bankası'ndakileri arayıp diyor biz mi bir şey yaptık? Evet, falan biz... böyle. Lan nasıl? Hayır yani Mustafa şurada haklı oluyor. Yani bu seviyede olunca olaylar evet gerçekten mesela Time dergisinde bir yazı çıktı 3 Ocak'ta. Görmüşsünüzdür belki. Dünyada 2022'de 10 büyük tehdit. Türkiye. 10 numara Türkiye. Erdoğan'ın hükümetini devam ettirebilmek için yapabileceği şeyler ve aslında dünya krizini tetikleme ihtimalimiz var. Yani gerçekten böyle bir şey var mı bu arada? O doğru. Doğru. Niye doğru? Çünkü Türkiye şu anda finansal sistem açısından kritik ülkelerden birisi. Dünyada böyle yaklaşık 24 tane ülke var. Yani her sene değişiyor ama en son 24 rakam. Bu 24 ülkeden herhangi birisinde olan bir finansal çöküşün küresel etkileri olabilir. Tabii yani birbirine biz bağlı bu, çünkü. Tabii ki. Özellikle Türkiye'nin Avrupa ile finansal bağları çok güçlü. Avrupa'nın Türkiye'de çok büyük yatırımı var. Avrupa bankalarının Türkiye açtığı çok büyük krediler var. Hem özel sektör hem devlete. Yani eğer Türkiye'de bir ani çöküş olursa bu Avrupa'daki finansal sisteme derin etkili bunu ve bir krizi tetikleyebilir. Yani Türkiye küçülmüş haliyle bile hala büyük bir ekonomi. Yani ne oldu işte 12.500'den indi 8.000 dolara ekonomi ama 8.000 dolar çarpı 84 milyon nüfus aspara etmiyor yani şimdi. Dolayısıyla bu doğru, hatta şu son yıllarda mesela dikkat ederseniz Avrupa'daki siyasetçilerin Türkiye'ye yaklaşımı çok daha ılımlı. Bu şu andaki hükümeti çok sevdikleri için değil, tam tersine ya bunlar kendi kendilerini batırırsa bize de zarar olacak diye yaklaşıyorlar meseleye yani. 20 dairelik bir apartmanda yaşıyorsun, komşunun birisi durmadan bomba üretiyor, bir deneyler meneyler yapıyor. Şimdi ya kardeşim sadece senin dairen zarar görmeyecek, bir apartmanı çökerteceksin değil mi? Şimdi onun için arada bir gidip arada bir ziyaret edip ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ya istersen şuna fazla dokunma, şuna fazla oynama. Ya istersen şu bir dolara hiç dokunma, ben onu elinden alayım falan filan. Şimdi Avrupa böyle yaklaşıyor Türkiye'ye. Ya bunu niye biliyorum? Çünkü şu anda hani Avrupa'daki insanların çoğu eski dostumuz yani bizim. Çünkü ben Dışişleri Bakanlığı yaptım. 100'den fazla ülkeye gittim. Yani bunların hepsinin eski dostluklar devam ediyor. Tabii bizim bir grubumuz var. Eski 30 tane Dışişleri Bakanlığı'ndan oluşan bir grup var. Ne diyorlar onlar şimdi, mesela? Evet. Orada biz işler ortamda bir araya geliyoruz. Konuşuyoruz. Dünya meselelerini konuşuyoruz gerçi. 30 ülke, 30 kişi. Ne yapıyorlar? Hani tamamen dengelerini yitirmiş. Bu erratik kelimesi çok kullanılıyor evet. Mesela yani Türkiye ile ilgili. Hani
erratik kelimesi. Yani bu ne yapacağı belli olmuyor. Fevri, random kelimesi çok kullanıyor. Çünkü rastgele yani bir şey yok yani. Yazı tura atar gibi. Şimdi yarın ne yapacak? Yazı tura atmakla Erdoğan'ın yapacaklarını tahmin etmek arasında bir fark yok yani. Mesela şimdi ocağın mesela 20'si gelecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak değil mi? Şimdi faizi sabit tutacak yoksa indirmeye devam edecek. Şimdi bunu bilmek mümkün değil. Çünkü o sabah nasıl uyandığına bağlı. Keyfine bağlı yani. Ama şunu anlamıyorum Ali Bey. Erdoğan çok tecrübeli ve iyi bir politikacı ya. Ustası bu işin. Dolayısıyla bu kadar dediğiniz gibi erratik mi? Ya şöyle şimdi siyasette bir laf üretme kısmı var. Bir de iş üretme kısmı var. Laf üretirsiniz de. Yani mikrofon olunca herkes konuşur. Ha, iyi çalışırsanız zamanında hani bunun eğitimi de alırsanız hani hatiplik eğitimi falan alırsanız belki daha iyi konuşursunuz. Yani bunu çok pratiğini yaparsanız daha da iyi konuşabilirsiniz. Ama bir laf üretme ve de iş üretme kısmı var. İş üretmek ancak bilgili olur. Bilmiyorsan da bilenlerle çalışarak olur. Şimdi kendi bilmiyor. Bilenler de çalışmıyor. Ama lafla da peynir gemisi yürümüyor yani. Ama ben ekonomistim diyor. Olabilir yani. Yani laf üretmekten kolay bir şey yok. Hani o zaman ben de diyorum ki o zaman düzelt diyorum. Yani niye ekonomi bozuldu? Yani şimdi bizler varken iyi gidiyor da şimdi yalnız kalınca niye yapamıyor değil mi? Üstelik tek imzayla yapamayacağı hiçbir şey yok şu anda değil mi? 3,5 yıldır tek yetkili olarak yönetiyor. Yani bakanların falan hiç yetkisi yok. Hiçbir şey yok yeni sistemde biliyorsunuz. Sıfır. Yani bakan yardımcısının kendisi belirliyor. Bakanın altındaki genel müdürü kendisi belirliyor. Yani Kütahya İl Tarım Müdürü'nü de kendisi atıyor. Bakan da kendisi atıyor. Dolayısıyla Kütahya'daki il müdürü de benim cumhurbaşkanı atadı diyor. Tamamen yetki elinde. O zaman düzelsin. Buyursun. Alanı ekonomiyse, bu işin kitabını yazsa buyursun düzelsin. İşte seçimde 1,5 yıl daha var. Hadi düzelsin. Bir şey soracağım. Ama yapamayacak. Bu pandemi olmasaydı Türkiye yine bu durumda olur muydu? Yani pandemi aslında şanssızlığı mı oldu iktidarın? Ya pandemi tabii bir miktar daha zorlaştırdı. O bir gerçek. Ama Merkez Bankası'nın rezervinin eksiye düşmesi pandemi öncesi. Yani pandemiyle beraber değil ki. Yani pandemi öncesinde bu eksiye düştü. Pandemi öncesinde Türkiye kur krizleri yaşamaya başladı. Bu Merkez Bankası'nın mesela bir rezerv vardı. Bir de yedek akçesi vardır Türk lirası. Yedek akçesi Merkez Bankası'nın pandemi öncesinde harcadılar bitirdiler bir günde. Yani biz yıllardır biriktiriyorduk o yedek akçeyi Türk lirası. Tam adı da yedek akçe hesabı yani. Ve onu bir günde sıfırladılar. Damat geldi. İlk gün 1 Ocak'ta sıfırladı bitirdi yani. Şimdi... Bu, şimdi harcıyorlar yani harcıyorlar bitiyorlar. Pandemi geldiğinde yedek akçe sıfır. Merkez Bankası'nın rezerv eksi. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz para basmaya denediler. Hemen kur fırladı. Kur fırlayınca zaten döviz satmaya başladılar. Döviz satmayı daha da yoğunlaştırdılar. Yani o kadar kötü ki her şey. Yani düzgün hiçbir şey yok. Yani doğru yapılan bir şey kalmadı yani. Peki son olarak 1,5 saati geçtik. Öngörünüz ne? Yani ne olur? Ben de bunu sormuşken minik bir şey yapıştırabilir miyim araya? Bakanlık yaptığınız dönemde ve iktidardan ayrıldıktan sonra bu kadar dibe düşeceğini öngörebilmiş miydiniz? Şu anki öngörünüzle beraber bunu da size sormuş olayım. Şöyle ben 2015'te bakanlıktan ayrıldığımda AK Parti'nin kendi kuralı gereği zaten 3 dönemi dolmuştu. Yani 3 dönem sözüne sadık kalarak ben ayrıldım ve ondan sonra artık tamamen eski hayatıma dönmeye başladım. Tabii birdenbire de siyasetten şey olmuyor yani insanlar sizi tanıyor. Ona göre çevre falan birden de kopulmuyor ama ben artık yavaş yavaş eski hayatıma dönüyor idim. Hatta bir süre tamamen ailemizin iş yeri merkezine artık orada bir kendime bir çalışma alanı hazırladım falan. Fakat şimdi bizim aile tekstille uğraşıyor. Ama hiç kimse bana perdenin fiyatı kaç lira diye sormuyor. Havlunun hangisini alalım falan diye sormuyor bana insanlar. Ya bu memleketin hali ne olacak? Gelen giden herkes memleketin hali ne olacak? Dolayısıyla hele hele işler kötüleştikçe de bir mecburiyet oluştu. Yani benim tekrar siyasete bu sefer farklı bir hattan, farklı bir hareketle yeniden başlamayla ilgili mecburiyet oluştu. Yani çok yoğun talep geldi. Bildiğiniz gibi değil. Bu kadar tecrübeniz var. Bu kadar ülke yönetiminde yer aldınız. Güzel de şeyler yaptınız. Yani işte ülkenin itibarının en yüksek olduğu dönemde siz Dışişleri Bakanıydınız. Bu memlekete borcunuz var. Böyle izleyecek misiniz sadece? Ondan sonra baktık ne yapalım ne edelim diye. Eş zamanlı olarak da şartlar gittikçe kötüleşti. Bir bakıma baktık. Bir yandan böyle talep var bir şeyler yapın diye. Bir yandan da ülkenin şartları kötüleşiyor. Ama biz partimizi kurma kararı aldığımızda yani 2019 yılında 2020'nin Mart'ında kurduk biliyorsunuz. Ama kararı daha önce aldık. Süreç gerekiyor. Program hazırlığı, tüzük hazırlığı, şu bu falan kadrolar. Artık o noktada işlerin kesinlikle daha kötüye gideceğine kanaat getirmiştik. Yani bu hükümetin, bu ülkenin sorunlarını asla çözüm bulamayacağına dair bizde kesin kanaat oluştu. Yani bir şekilde bu iş düzelir. Bir şekilde bunlar düzeltir. Yine yaparsa Erdoğan yapar falan tür bir hissiyat olsaydı biz işimize gücümüze bakardık. İhtiyaç olmazdı. Ama şu anda çok ciddi bir ihtiyaç var. Şiddetli bir ihtiyaç var. Gerçekten bunu hizmet borcu olarak açıkçası hani bu ülkeye tekrar dönüp bir ödememiz gereken bir borç olarak görüyor. Sadece bende değil. Bütün arkadaşlarımız öyle. Yani siyasette bizimle başlayan çok arkadaşımız var. Bizim kadrolarımızın %80-85'i ilk defa siyasette Deva Partisi'yle başlayan arkadaşlar. Hepsi kendi işince gücündeyken ya memleket kötü ben bir şey yapabilir miyim?
kaygısıyla gelip bize üye olan, teşkilatımıza görev alan, yönetim kurullarında görev alan arkadaşlarımız bunlar. Peki diğer konuda yani öngörünüz nedir önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl için? Öngörmek çok zor çünkü olacaklar tamamen hükümetin ne yapıp ne yapmayacağına bağlı. Onların ne yapıp ne yapmayacağını da kestirmek mümkün değil. Yani eğer hiçbir şey yapmazlarsa bugün desin ki ya ben artık hiçbir karar falan almıyorum. Biraz o kenarda oturacağım. Şöyle bir ay bir tatile gidiyorum falan dese düzelmeye başlar biraz. Biraz düzelmeye başlar çünkü hiç olmazsa ya daha kötüsü bari olmaz der insanlar yani. Çünkü atın adımların çoğu kötü adım yani. Peki şeye nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela buradaki arkadaşlar asgari ücretten çalışıyorlar gerçekten. Şimdi tabii zam iyi de bir zam geldi. Mesela olsam... sevindiler. Mesela bu sevinmeliler mi? Ben üzüldüm çünkü. Şimdi bir hani işverenle konuşur gibi mi konuşayım yoksa genel bakayım onu tam kestiremedim ama soru işverenden gelecek. Gerçekten yani şaka bir yana aslında işveren içinde birdenbire bir yük geldi. Doğru. Ya. Yani %40 arttı işverene yük, %40 arttı. Net %50 işverene yük, %40 arttı. Yani çalışanlar açısından baktığımızda Aralık ayında asgari ücret belirlendi aralığın ortasında ve ben o gün bir açıklama yaptım. Dedim ki enflasyon o kadar yüksek ki ve fiyatlar artmaya devam edecek ki Ocak sonu gelip de bu yeni asgari ücret insanların eline geçene kadar bu erimeye devam edecek dedim. Ve maalesef oldu. Öyle oldu. Çünkü 1 Ocak'ta gelen zamlar işte elektrikti, doğalgazdı, vergilerdi. Zaten asgari ücrete gelen artışın önemli bölümünü geri götürdü. Kaldı ki asgari ücretteki artış geçmişi telafi etmeye bile yetmiyordu yani. Çünkü gerçek enflasyon, hükümetin açıkladığı enflasyon %30 küsür. Ama o hikaye. Biz ona rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz. Çok iyi o. TÜİK'e namı diğer rakamları ayarlama enstitüsü. Onların açıkladığı enflasyon %30 küsür. Ama bağımsız çalışan grupların enflasyonu %80 civarında tahmin ettiğini de görüyoruz. Bu ne zamanın enflasyonu? 2021'in yani geçen yılın enflasyonu. Asgari ücret zammı niye verildi? Geçen yılın fiyat artışlarını telafi edebilmek için verildi. Yani baktığınızda %50 bir artış dahi geçen senenin zamlarını telafi etmek için yeterli bir artış değil. Kaldı ki 2022 başladı. 2022'nin kendi zamları geliyor. Bakın bu Ocak ayında korkunç bir enflasyon daha çıkacak. Yani muhtemelen Ocak sonunda TÜİK bile %40'ın üzerinde bir rakam açıklamak zorunda kalacak. Gerçek çok daha üzerinde olacak. Dolayısıyla bu maaş bile şu andaki asgari ücret bile hemen erimeye başladı. Ve yıl sonu geldiğinde muhtemelen 2021 aralığına göre 2022'nin aralığında daha da satın alma gücü düşmüş bir asgari ücret olacak. Bu yetmeyecek yani. Boşuna bu çalışanlar, ya. Bu çalışanlar açısından. Peki dönelim işverenler açısından. Onlar için de hayat çok zor. Evet. Çünkü sattıkları hizmet, ürettikleri ürün neyse bunların fiyatını maliyetleri kadar artıramıyorlar. Her türlü maliyet artıyor. Yani belki asgari ücret %40 arttı ama onun haricindeki maliyetlere bakın çok daha ötesinde. Şimdi burada elektrik yakıyorsunuz. Çok daha ötesinde bir artış var. Değil mi? Doğalgazla ısınıyor burası muhtemelen. Çok daha yüksek bir artış var. Kullandığınız ekipman, teknik cihazlar falan. Hepsi dolarla evet. Hepsi dolarla. Peki siz bu yaptığınız işin karşılığındaki geliriniz bu kadar artacak mı? Mümkün değil. Dolayısıyla bu yüksek enflasyon ekonomi için tam bir beladır. Yüksek enflasyondan kazanan olmaz. Kaybet, kaybet, kaybet rejimidir yani bu yüksek enflasyon. Peki inançla yenilebilir mi? Tabii ki enflasyonun beklentisi çok önemlidir. Enflasyonun beklentisi enflasyonun kendisi kadar önemlidir. Eğer herkes enflasyonun mesela yükseleceğine inanırsa enflasyonu daha da tetikler. Bir noktada insanlar eğer enflasyonun düşeceğine inanırsa onu kırabilirseniz o beklenti o zaman gerçekten düşmesine çok çok yardımcı olabilirsiniz. Mesela Japonya bunu yaşadı. Yıllarca deflasyon yaşadı Japonya. Ve Japon Merkez Bankası bu deflasyondan kurtulmak için para bas. Devlet bütçesi sürekli açık verdi Japonya'da. Vatandaşa para dağıtıyorlar ya al bunu harca Allah aşkına harca diyorlar. Diyor ki yok bugün niye harcayayım daha da düşecek fiyat diyor. Çünkü fiyatların sürekli düşüş trendine girdiğini gördüğü anda toplum duruyor. Paramı tutuyorum biraz daha düşsün diyor. Ama yükselme trendinde ise bu sefer varsa hemen bir şey alıyor. Varsa harcıyor ama daha fazla harcamadan. Bazen de gerçekçi olmayan bir talep oluşuyor. Var olan, imkanı olanlar ihtiyacı olmadan da alışverişe başlıyor. Daha da pahalandığında alayım koyayım. İşte stok eğilimi başlıyor. Şimdi un bir çuval ama yarın buna zam gelir. Ben iki çuval alayım koyayım bir kenara. Bu sefer bu yükselen talep enflasyonun kendi başına tetikleyici olabiliyor. Dolayısıyla burada enflasyonu hem kendini hem de beklentisini kırmak ekonomi yönetimi açısından çok önemli. O zaman yani mesela hükümet bu kadar büyük zam yapmasaydı tamamen hipotetik soruyorum. %40 yaptı ya %20 yapsaydı daha mı doğru olacaktı? Ha yok o olmaz artık çünkü geçmişten geliyor ya. O zaten olmuş. Ama şu olabilir. Mesela bazen geleceğe doğru maaş tespit ediyorsunuz. Geleceğe doğru. Mesela ne yapıyorsunuz? Yani bu hükümet mesela memur sendikalarıyla konuşuyor. Ya da kamu işçi sendikalarıyla konuşuyor. Onların maaş zammını geçmişe doğru değil, geleceğe doğru konuşuyor. Şimdi eğer enflasyon beklentisi kırılırsa, herkes enflasyon düşeceğine inanırsa o zaman gelecek yıl için şimdiden belirleyeceği maaşları mesela bu daha düşecek enflasyonu dikkate alarak belirleyebilir. Ama böyle bir ortamda mümkün değil. Yani biz mesela kamu işçi sendikalarıyla, memur sendikalarıyla görüşürken pazarlık şuydu. İlk 6 ayda %2,5 mu olsun, %3 mü olsun? İkinci 6 ayda %3 mü olsun, 2,5 olsun? Yok ilk 6 ayda 3 olsun da ikinci ayda 2,5 olsun. Bunların pazarlığını yapıyorduk. Yani 0,5
için pazarlığını yapıyor. Çünkü enflasyon da düşmüştü. Enflasyonun beklentisi de düşmüştü. Bunun için ekonomi büyüdü. Bunun için o yüksek refah seviyesine hızlı bir şekilde ulaştı. Ama yüksek enflasyonda refah falan olmaz. Böyle bir şey hayal yani. Dolayısıyla onun için bu hükümetin artık işi bitti yani. Biz diyoruz ki zaten onları müsait bir yerde indireceğiz diyoruz. 1,5 yıl daha sonra var. Devam. Yani öyle görünüyor. Eğer erken seçim kararı alınmazsa işte 1,5 yıl var. Sayılı gün çabuk geçer. 1,5 yıl daha sabır diyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Ama şunu yapıyoruz tabii. Biz sürekli sadece gelecekle ilgili değil. Bugünle ilgili de hükümete sürekli tavsiyelerde bulunuyoruz. Mesela bu en son dalgalanmada Aralık ayında çıktık. 21 tane madde açıkladık. Bunu hemen yapın dedik hemen. Yani seçim sonrasını falan beklemeyin. Bak biz seçimden sonra yapacağız demiyoruz. Alın siz bunu hemen bugün yapın dedik. Fakat sizi dinleyeceklerini pek şey yapmıyorum Ali Bey. Yani o paralel evrendeler artık. Onun için yani. Yeni bir söylentiler de var işte Mehmet Barlas'tan aldığımız yazılarından intibaya göre tekrardan bir faiz yükseltimi olma ihtimali var. Bu saatten sonra tam ters politikaya geçseler toparlar mı? Düzelir mi? Şöyle Merkez Bankası faizini 19'dan 14'e düşürdü ama eş zamanlı olarak hazinenin borçlanma faizi 17'den 25'e çıktı. Merkez Bankası'nın faizi 19'du. Hazinenin borçlanma faizi 17 idi. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan borç al, hazineye ver öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yoktu yani normal bir denge vardı orada. Bunlar ne yaptılar? 19'dan aldılar, hazinenin borçlanma faizinin altına düşürünce enflasyon beklentisi yükseldi. Enflasyon beklentisi de faizle sıçrattı %25'e. Şimdi Merkez Bankası faiz indirimini durdurursa ya da bir miktar faiz artırımı yaparsa bu piyasada geçici bir iyimserlik oluşturabilir. Yani kur konusunda ve hazinenin borçlanma faizleri konusunda bir miktar geçici bir iyileşme olur. Ama bu döngüyü o kadar çok yaşadık ki. Son 3 yılda defalarca yaptılar bunu. Bir indirdiler olmadı tekrar 24'e çıkarttılar. İndirdiler 19'a çıkarttılar. Yani bunu o kadar çok yaşadılar ki. Çünkü ne oluyor? Biraz işler toparlayınca, biraz ekonomi düzelince hemen Cumhurbaşkanı tezini hatırlıyor. Ha dur ya diyor bir nas vardı diyor. Bir de benim diyor tezim vardı diyor. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyor. O tekrar depreşiyor yani. Bu sefer dönüyor Merkez Bankası indir kardeşim diyor. Dolayısıyla bunu o kadar çok yaşadık ki. Yani kalıcı bir düzelme asla olmaz bitti. Kalıcı düzelme olmaz ama ne olur? Biraz daha işte kurda hazinenin borçlanma faizlerinde biraz sakinleşme görebiliriz. Ama kalıcı olacak mı? Yoksa o sakinleşme görünce ha işte işler düzeldi tekrar mı yeniden indirecek. Yani dedim ya yazı tura. Tabiri caizse yalama olmak gibi bir durum var mı? Yani geri dönüşü olmayan bir yola girmek gibi bir şey var mı ekonomide? Dolar sizce şu dönemde ne olsaydı biraz daha makul olurdu? Böyle her şey kur değil öncelikle. Yani kur çok önemli ama her şey değil. Yani kur biraz sakinleşti, kur düştü diye hemen yatırımcılar kolları sıvayıp hadi yatırım yapalım, hadi adam alalım, insan çalıştıralım falan. Öyle değil yani. Öyle değil. Güven gerekiyor. Uzun vadeli güven gerekiyor. Ne olur? Belki bu kur artışında, bu enflasyonda bir miktar sakinleşme olur ama ekonomik büyüme gelmez. İstihdam asla oluşmaz. Yani bu işsizlik sorunu kesin devam eder bu ülkede. Yani. Çünkü güveni kaybettiler. Güveni kaybedince tekrar kazanmak öyle kolay bir iş değil ya. Öyle hemen 3 ayda 6 ayda işte yok Merkez Bankası'na bak işte faiz yükseltti falan değil. Bir de kendini öyle bağlıyor ki. Yani nasıl diyor? Ben onun için yapıyorum diyor. Peki yükseltince ne olacak? Ne olacak yani? Şimdi o kendi bir kitlesi var değil mi? O kitleye hitap ediyor. Bunu böyle anlatıyor. İnanan vardır, inanmayan vardır. Onu biz bilemiyoruz. Yani devlet yönetiminde insanların inanç dünyasına müdahale doğru bir şey değil. Kimseyi inancından dolayı yargılayamazsınız. Yani öyle inanıyordur. Saygı duyarsınız sadece. Olduğu gibi kabul edersiniz. Bir şey diyemezsiniz ama kendi kitlesine ne diyecek? Nasıl anlatacak bu? Nasıl değişti mi diyecekler değil mi artık? Yani nereye kadar nasıl? %19 tamam %14 15 yani ne? Öyle bir referansa bağladı ki kendisini bunu o kadar sık tekrar ediyor ki. Network attached storage'den bahsediyor. Oradan kendisini nasıl çıkaracak? Yani gerçekten dar bir köşeye kendisini şu anda hapsetti. Öyle bir noktaya hapsettik oradan kendi istese de çıkmak kolay olmayabilir ya. Yani. Olası seçim sonuçlarına göre Deva Partisi'nin bir koalisyonda olması durumunda. Diğer partilerin ekonomik yaklaşımlarından haberdarsınızdır. Kendinize paralel görüyor musunuz? Öyle bir size Deva Partisi'ne şu bakanlıklardan hangisini istersin dendiğinde ekonomiyle alakalı yaklaşımınız olacak mı? Bu konudaki fikriniz nedir? Tam bir gazeteci sorusu sordum. Öyle bitireyim dedim. Bizim şu anda önümüzde sadece partilerin programları var. Parti programlarında yazan ekonomiyle ilgili genel çerçeveler var. Ama biz ne yapıyoruz şu anda? Farklı alanlarda detaylı eylem planı hazırlıyoruz. Bizim gibi böyle eylem planları hazırlayan başka kimse yok şu anda. Dediğim gibi 4 tanesini bitirdik. Doğa hakları ve çevre hazır. Onun için konjonktürün uygun olmasını bekliyoruz şu anda. Takvim çünkü çok şey değil. İnsanların biraz daha doğa hakları ve çevre deyince ona ilgi göstermesi lazım. Şu anda herkesin derdi başka yani. Herkes geçim derdinde işte. Ve onu bekliyoruz. Çünkü söylenince de araya gitmemesi lazım açıklayınca. Ama bitti tamamen hazır. Ekonomi, finans ve istihdamla ilgili 130 madde şu anda. Muhtemelen ilk açıklayacağımız o olacak. Biz onu açıkladıktan sonra diğer partilerde çalışmaları varsa onlar da açıklasın, baksın. Bir araya gelip çalışma olur mu? Olabilir de. Biz ne yaptık? Parlamenter sistemle ilgili çalıştık. Kendi çalışmamızı hazırladık. Daha sonra altılı masaya koyduk. O altılı masa şimdi o çalışmaları tek masa haline getirdi. Yani bitmek üzere o. İyi de oldu. Ama o ne zaman? O birinci seçim olacak. Daha sonraki bir değişiklik yani. Birinci seçimle oluşacak meclisin oluşturacağı bir anayasa değişikliği ancak. Fakat birinci seçimden hemen sonra neler uygulanacak? Neler yapılacak? Şimdi o ittifaktan da öte
artık bir koalisyon meselesi yani. İttifak seçim öncesi ittifak. İttifak kurduğunuzda seçime girerken farklı parametrelerle giriyorsunuz. Ama seçim sonrası eğer ortaklaşa bir yönetim söz konusu olur ise o artık bir koalisyon ve onun için bir koalisyon kontratı gerekir. Koalisyon anlaşması gerekir. Orada farklı alandaki politikaların böyle ortaklaştırılması ilgili bir egzersiz gerekir. İşte Almanya'da kuruldu biliyorsunuz. Kaç ay sürdü o pazarlık? Kolay olmadı yani. Hollanda'da 7 ay sonra koalisyon pazarlıkları bitti. Hükümet kurulabildi. O iş biraz zor bir iş ama baştan hazırlık yapılırsa seçim sonrası iş kolaylaşır diye düşünüyoruz. Biz onun için her şeyi baştan hazırlıyoruz. Mesela parlamenter sistemi ta baştan hazırladık. Bir sene önce bitti bizim kendi çalışmamız. Seçimlerden önce ne kadar detaylı hazırlık olursa ve bu detaylı hazırlık ne kadar geniş çevreler tarafından sahiplenilirse seçimden sonra bunun uygulanması kolaylaşır. Ama hiçbir hazırlık yok. Elde hiçbir şey yok. Sıfır. Seçim bitti. Hadi oturalım ekonomide ne yapacağız şimdi onu konuşalım. Derse bitmez yani. Ve ülke kötüye gitmeye devam eder. O zaman da derler ki ya parlamenter sistem dediniz. İşte yok ittifak dediniz. Koalisyon dediniz ama ülkeyi yönetemiyorsunuz kardeşim. Derler yani. Ondan sonra bakarsınız tekrar ülke savrulmuş. Yeniden bir otoriter yönetim arayışına girmiş. Dolayısıyla bu kötü bir şey olur yani. Onun için bu seçimlerden sonra parlamenter sistem istiyorum diyen partiler çok önemli bir sınavdan geçecek. Parlamenter sistemin bu ülkenin vatandaşları için refah üretebilecek ve bu ülkenin iç dış güvenliğini sağlayacak bir birlikte çalışacağının çok açık ortaya konması lazım. Yoksa bazı ülkelerde yaşandı. Böyle demokrasi tamam güzel ama sonuç alamadılar. Sonuç alamayınca tekrar bir otoriter lider arayışı başladı o ülkelerde. Dolayısıyla Türkiye'nin 30'a düşmemesi lazım. Demokrasinin, parlamenter sistemin vatandaşlar için sonuç üretmesi lazım. Onun için de bugünden çalışmak lazım. Seçimden sonrası çok geç olur. Son zamanlarda işte doların çalkalanması ya döviz kurunun aslında böyle çok garip yerlere gitmesiyle beraber ekonomiyle alakası olmayan vatandaş dahi birikmiş parasıyla işte dolar aldı, euro aldı vesaire. Burada doların tekrar euronun işte o 18'lere 20'lere çıkması gibi bir durum söz konusu olursa devlet kendi gücünü böyle bir gücü varsa tabii kullanarak işte bankada duran bu paralara el koyabilir mi? Bununla alakalı çünkü çok fazla spekülasyon çıkmıştı doların çok arttığı dönemde. Siz de gelirseniz enkaz devralırsanız diyelim ki öyle de bir ekleme yapalım. Böyle bir düşünceniz olur mu? Bu iflastır yani. Ülkenin bitmesidir, tükenmesidir ve çöküştür. Yani artık kendi paranı tüketip Merkez Bankası'nın rezervlerini eksiye düşürüp yedek akçelerini sıfırlayıp dönüp bir de vatandaşın parasına el koymak o tam bir iflastır, çöküştür. Bu böyle bir şey kimsenin zihninden bile geçmemesi gerekir. Buna ihtimal verilmiyor galiba. Maalesef bu tür söylentiler bir ara çıktı. Çok boş da değildi. Özellikle bu 2019'da falan maalesef. En kötü durum senaryosu falan diye böyle bir şeyler galiba çalışmışlar bir yerlerde ve bu çalışmada biraz duyuldu. En kötü hiçbir şey kalmazsa kaynak yok. Dışarıdan da para gelmiyor. Artık bittik, tükendik. Vatandaşın parası varmış. Dur bakalım. Ya aslında DEM o bu, değil mi? Yani o onun legal olanı değil mi DEM? Getir bana, ver o parayı diyorsun. Yok yok o nokta değil ya. Sadece onun şey o ilk aşaması yani. Hani merak etme diyorsun. Hani ben sana döviz kadar getiri vereceğim falan diyorsun. Ama bugüne kadar Türkiye'de pek olmamış böyle bir şey. Olmamış. Ama hiç yaşanmamış şeyler bunlar yaşattılar, yaşatıyorlar yani. Dolayısıyla inşallah olmaz yani. Ama felaket senaryosudur o. Gerçekten tam bir çöküştür. Yani Avrupa'yı bile bozar o yani. Hani Avrupa ekonomisini bile etkileyecek kadar bir şeydir. Büyük bir çöküştür yani. Mütemadiyen işte yastık altında döviz biriktiren insanlara onu bozdurun şeklinde yani devlet eliyle böyle açıklamaların yapılması bana çok garip geliyor. Bozdurun da diyor ya da getir bankaya koy diyor. Evet. İşte söylüyor. Dedim ya yani süpermarket her şey var. Varmış gibi geliyor bana. Doların da arttığı dönemde bu tür şeyler çok fazla çıkmıştı ortaya. Yani bana çok imkansız bir senaryoymuş gibi gelmiyor. Peki açıkçası. O bir yöntem midir yani? Hani halktan para istemek. Tükeniştir, bitiştir yani. Yok, bitiştir. Şu andaki de yani. Yani hani demokratik bir ülkede ona bir öyle bir hükümet bir daha seçilemez yani. Mümkün değil. Bitti yani. Hani ama artık demokrasiden başka bir fazdır. Başka bir şeydir o yani. Olmaz. Peki yine de ilk seçimde gideceklerinden ne kadar eminiz? Şöyle seçimi çok açık arayla kazanmak gerekiyor. Bana da öyle geliyor ama öyle olmuyor yani, da bilir gibi. Açık arayla kazanmazsak olmaz. Çünkü birbirine yakın oylar çıkarsa o zaman hile de yapılabilir. Daha önce de denendi bu tür şeyler. İşte İstanbul'da mesela fark azdı. O kadar farkla verir miyiz İstanbul falan dediler. Sonra gittiler gördüler yani. Yani o da yaşandı. Ama çalışmak gerekiyor. Yani çalışmak sadece mutfak çalışması değil. Bir de vatandaşlarımıza anlatmak gerekiyor ve insanları ikna etmek gerekiyor. Yani orada bir eksimizin olmaması lazım. Tabii ki medya sınırlamamız var. Tabii ki ana akım medyanın önemli bir kısmı bize kapalı. Yani haber bile yapmıyorlar. Çünkü gösterirsek vatandaşlar hemen kayar o tarafa doğru. Korkuyorlar. Yani sınırlı sayıda televizyon kanalı bizimle ilgili haberleri. Hem yapıyor. Kapalı hem mesela Ahmet Hakan 22 Aralık'ta şey yazdı. Mesela Ali Babacan'ın üstünlüğü yok oldu. Okumuşsunuzdur herhalde şey. Yani 20 Aralık'a kadar çok döviz yükseliyordu. Büyük bir çalkantı vardı. Ali Babacan haklı görünüyordu. Ama şimdi bak öyle olmadı ortaya çıktı diye. Bir de aslında karşı propaganda da. Yani öncesinde ama yazmıyordu işte. Sonrasında yazdı. Yani. Evet. Demek ki içinde biriktirmiş o duyguları. Görüyormuş. Hükümetin başarısızlığına endeksli bir siyasi
siyasi parti olamayız. Onlar biz bekleyelim duralım. Onlar başarısız olsun zaten bize gelecek. Öyle değil. Evet, öyle. Şimdi vatandaşlarımızın gerçekten kendini rahat hissetmesi lazım. Gerçekten inanmaları lazım. Ya bunlar bu işi yapar diye güvenmeleri lazım. Eğer o yeterince o güven oluşmazsa hani dönüp dolaşıp ya iyi ya da kötü ama burada bildiğimiz bir şey var. Burada bilmediğimiz bir şey var. Bilmediğim bir şeye oy verip de niye riske atayım? İyi ya da kötü bunu biliyorum diyebilir insanlar yani. Dolayısıyla öyle boşluk bırakmamak lazım. Herkesin çok çalışması lazım. Tabii sadece siyasi partilerin değil. Hani bu konuda artık meseleyi anlamış, bilen bütün vatandaşlarımızın da tabii sosyal medyada falan zor olabilir. En azından dost sohbetlerinde yani gerçekleri insanlarla paylaşmakta büyük fayda var. O aslında herkesin biraz vatandaşlık sorumluluğu oluyor. Yani mesela gerçeği görüyorsunuz ama içinizde tutuyorsunuz. Yani öyle pek olmamalı yani. Hani bir şey görüyorsanız onu böyle yakınlarla, dostlarla paylaşmakta fayda var. Çünkü gerçekleri saklayan, perdeleyen büyük bir propaganda makinesi var orada. Yani televizyon kanallarıyla, gazeteleriyle, sosyal medya üzerindeki baskısıyla ciddi bir propaganda makinesi çalışıyor. Ama bu tarafta da işte Flu TV var. Vatandaşlar çok teşekkür ederiz. İkinci defa geldiniz. Bu arada ilk geldiğinizde de ben söylemiştim başkalarına da. Yani biz sonuçta Deva Partisi'yle bizim bir ne bir çıkar ilişkimiz var ne bir herhangi bir organik ilişkimiz de yok. Çağırmıştık başkaları da gelmek isterse diye. Sizden başka gelen olmadığı için yine sizi ağırladık. Teşekkür ediyoruz. Gençler ikna oldunuz mu? Sağ olun. Son bir soru varmış en genç arkadaşımızdan. Bununla bitirelim. Size hala bazı eleştiriler var. Geçmişte sanırım ekonomiyi bir özelleştirme çabanız vardı ve bunun için halktan bazı kesimden bunun için sizi eleştiriyorlar işte. Ekonomiyi dış güçlere, dış ülkelere satmaya çalışıyor. Sektörleri özelleştirmeye çalışıyor diye bir tepki var. Yani bu tepkiler üzerine ne demek istiyorsunuz? Hani bir özelleştirme çabanız var mı? Varsa da bunun nasıl ülkeye nasıl bir faydası var? Mertcan şöyle şimdi özelleştirmede de Türkiye'nin iyi tecrübeleri oldu, kötü tecrübeleri de oldu. Tabii diyorum hep eskiden ders almak lazım yarınlara yürürken. Ama bugün itibariyle özelleştirmeyle ilgili düşüncemiz şöyle. Herhangi bir şirket, diyelim ki devlete ait şirket. Bunun yaptığını, ürettiğinin aynısını özel sektörde yapıyorsa devletin orada olmasının çok anlamı yok. Diyelim ki bardağı üretiyorsunuz değil mi? Şimdi Türkiye'de 100 tane cam fabrikası var bunu üreten. Devletin de bir tane cam fabrikası var, o da bardak üretiyor. Yani bunun çok anlamı yok. Yani onun özel sektörünün kendi içinde rekabet daha iyi ürünü daha ucuza mal etme yarışıyla çalışmasında büyük fayda var. Yani rekabete açık sektörlerde işi özel sektöre bırakmak toplam verimliliği artırıyor ve ekonomiye daha büyük katkı olarak bu mutlaka dönüyor. Ama öyle sektörler var ki mesela zaten o sektörde tek bir şirket. O da devlet. İşte bunu özelleştirirken dikkat etmek gerekiyor. Eğer siz onu özelleştirdikten sonra o şirket o tekel gücünü daha pahalı ürünü daha kötüye satmakta kullanıyorsa işte orada dikkat etmek yani gerekiyor. Mesela internet mesela ya da diyelim ki işte elektrik dağıtımı, doğalgaz dağıtımı değil mi? Şimdi elektrik ve doğalgaz dağıtımı bölge bölge tekel. Çoğu yerde işte bir şehirde elektrik alacaksan o elektrik dağıtım şirketi bir tane şirket ve o da özel bir şirket. Şimdi arıza çıkıyor, telefon ediyorsun, iki gün sonra geliyorsa olmuyor işte yani. Hani devletin orada bu sefer denetleme ve düzenlemeyle ilgili fonksiyonunu yerine getirmesi lazım ya da onu hiç özelleştirmemesi lazım. Şimdi özelleştirme ayrı bir konu. Özelleştirme dediğinizde devlet mi yapsın, özel sektör mü yapsın? Bir de ama dedin ki hani yabancı sermaye. Sermayenin artık yerlisi, uluslararası diye böyle bir kavram yok dünyada. O bitti. Yani şu anda biliyor musunuz ki Türkiye'de uluslararası sermaye diye görünen rakamın bir kısmı aslında kendi vatandaşlarımızın yurt dışındaki parası. Öyle görünüyor sadece. Çünkü burada tutmaya korkuyor. İşte başına bir iş mi gelir paramın diye. Gidiyor yurt dışına yatırıyor. Yurt dışından bir şekilde orada bir şirket kurmaktan kolay bir şey yok yani. Bugün yani Amerika'da 249 dolara şirketi buradan kurabiliyorsun. İnternete 10 dakika sürüyor. 10 dakikada şirket kuruyorsun. 249 dolar. O kadar. Birden oluyorsun yabancı bir şirket. Yatırımlarını oradan yapabiliyorsun. Dolayısıyla artık dünya bu finansal açıdan tamamen koskoca bir köy haline gelmiş durumda yani. Köy diyorum çünkü her şey birbirine çok yakın. Çok kolay ama aynı zamanda çok büyük. Bu kadar büyümüş bir finansal sistemde yerli yabancı ayırmanın artık imkanı yok. Bilemezsin yani. Yani yerli dediğin yabancı olabilir, yabancı diye gördüğün yerli de olabilir. Burada önemli olan Türkiye'nin topyekün yatırımcı için cazip bir ülke olması. Ve devletin düzenleme ve denetlemeyle kötü niyetli hareketlerin önüne geçecek mekanizmaları kurması. Devletin öncelikle kimi koruması lazım? Tüketiciyi, vatandaşını koruması lazım. Kimi koruması lazım? Sistemi istismar ederek devleti ya da ülkeyi zarara sokabilecek. Yani bu üç kağıdı, hileyi, hurdayı önleyici mekanizmaları kurması lazım. Bilmeyen vatandaşları daha çok bilenlere karşı koruması lazım. Bu Ponzi oyunları vardı iktisatta Ponzi oyunu. Yani bir zamanlar Türkiye'nin mesela bir banker faciası oldu. Bir zamanlar bu holdingler vardı. Bilmem ne holding bilmem ne. Çiftlik İnsanlar da parayı toplayıp kaçtılar. En son işte çiftlik bank. Bu tür şeylerde işte devlet orada ben varım diyecek. Ya dur bakalım diyecek. Sen aldatamazsın kimseyi. Yargı işleyecek. Yargıya gidip başvurunda şikayet ettiğinde orada tıkır tıkır işler yürüyecek. Ama öyle bir ülkedeyiz ki mesela bizim Anayasa Mahkememize giden şikayetlerde bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesi %95 oranında bizim vatandaşımızı haklı buluyor.
biliyor musun? İstatistiklerini de internete yayınlıyorlar. Yani vatandaşlarımız gidiyor mahkeme mahkeme dolaşıyor. Kademe 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 en son yargı yolunu tüketiyor ve hak kaybına uğruyor. Temel hakları konusunda mahkemeler vatandaşımızı haksız buluyor. 2010'dan itibaren yeni bir mekanizma var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Vatandaşımız en son gidiyor Anayasa Mahkemesi'ne. Ya diğer bütün mahkemeler beni haksız avrat diyor. Bir de siz bakın diyor. O tür davaların %95'inde Anayasa Mahkemesi bizim vatandaşımızı haklı buluyor. Diğer mahkemeler haksız buluyor. Düşünebiliyor musun? Yani böyle bir yargı sisteminin olduğu ülkede yatırım olmaz yani. Yabancı da gelmez, yerli de gelmez. Mümkün değil. Hukuki güvenlik denen bir kavram var. Hukuki güvenlik. Yani benim hakkımı devlet korur. Sözleşme yapıp imzalarsan bu sözleşmenin yürümesi konusunda devlet her zaman bunun arkasında olur. Buna sözleşme hukuku deniyor. Ya da mülkiyet hukuku. Yani bir şey aldıysam benimse, hissem varsa bunun bana ait olduğunu devlet korur hissiyatı olması lazım. Ama bu haklıysa ortadan, mülkiyet hukuku bittiyse, sözleşme hukuku bittiyse ekonomi biter. Şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Son 10 yılda bu yerli milli lafı çıktı ya. Mesela TOG projesi var şimdi. Bu dün Amerika'da CES diye bir fuarda tanıtıldı falan. Neye, nasıl bakıyorsunuz o projeye? Projeyi sunarken böyle milli ve yerli otomobil diye sunduğunuzda bu doğru olmuyor. Çünkü Adem'den daha tasarımını gidip başka ülkede yaptırıyorsanız. İç tasarımını başka bir ülkede. Dış tasarımını başka bir ülkede. Bilmem pil teknolojisini bir yer başka bir ülkede. Bilmem motor teknolojisini. O zaman milli ve yerli bir otomobil olmuyor. Başka bir şey oluyor. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya bizim bir yerli markamız olsun diyebilirsiniz. Yerli marka. Markayı biz yönetelim. Dağıtım ağını biz yönetelim. Biz organize edelim. Ama diyelim ki bir konuda hangi ülke teknolojide iyiyse ve ucuzsa gidelim işte o parçasını oradan alalım. Tamam. Ama şu parçasını biz kendimiz iyi yapabiliriz. Ya bunu da kendimiz üretelim. Hatta biraz öğrenelim. Ya bunu derseniz adına olur. Yani bizim yerli bir otomobil markamız olsun derseniz. Aynı zamanda otomobil piyasası demek ölçek ekonomisi demek. Yani ölçek ekonomisini yakalayamadığınızda zarar ediyorsunuz. Yani bu işe ya çok büyük girmek lazım ya da hiç yapmamak lazım. Şu anda son 10 yıla bakın. Dünyanın en büyük dev otomobil şirketleri hep birleştiler. 5 milyon, 10 milyon otomobil üretiyor yılda. Ben küçüğüm diyor. Ancak birleşirsem ayakta kalabilir. Ve birleşiyorlar. Yani daha büyük olunca daha ölçek ekonomisi oluyor ve daha maliyet düşüyor. Daha uygun şartlarda otomobili sunmak piyasaya mümkün olabiliyor. Türkiye'nin şu andaki projesi öyle proje değil. Türkiye'nin şu andaki projesi bir propaganda projesi. Propaganda projesi. Çünkü özel sektör kendinden yapmadı. Hükümet gitti 4-5 kişiyi biraz da zorla. Ya yapın bu işi ben de üzerine bak şu kadar para vereyim dedi. Yeter ki siz yapın falan. Böyle zorlamayla para dökerek giden bir proje. Daha çok bir propaganda projesi olarak ben bunu görüyorum. Gerçekten eğer teknoloji istiyorsak, gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun farklı yöntemleri var. Bu değil yani. Bu değil. Mesela Malezya'da var. Onlar da bir ara böyle milli yerli Proton diye bir araba ürettiler ve şimdi bitti öyle bir şey yok. Evet. Milyarlarca dolar zarar yazdılar. Milyarlarca yani. Ama o dönemde de hükümet sürekli bunu anlatıyordu. Bak bizim milli yerli otomobilimiz var. Bunu yaparsanız ama çok daha büyük düşünmeniz lazım. Çok daha güvenilir bir ülke olmanız lazım. İtibarlı bir ülke olmanız lazım ki gerçekten büyük bir ölçek ekonomisine girin. Tabii paranız varsa arada yetiyorsa. Dolayısıyla bazı işler var böyle daha küçük finansmanla daha büyük iş üretirsiniz. Bazı işler var zaten çok büyük para gerekiyordur. Onu ertelersiniz. Yani ona göre bir işin sıralaması var. Ali Bey, bu dijital ekonomi entegrasyonuyla alakalı çalışmalarınız var mı diye çok soru geliyor. Bir de Katar'la olan durumumuz nedir? Biz sürekli bir Katar'a gidiyoruz. Ne veriyoruz da ne alıyoruz? Yani hiç seyredilmeyen 3 kuruşluk ligimiz için bile devasa paralarla yayın hakları alıyorlar. O ilişkiyi biliyor musunuz? Şöyle, bu ilişkiler çok şeffaf ilişkiler değil. Çünkü bir tarafta zaten şeffaflık iddiası olmuyor. Yani demokrasinin olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani devlet malıyla şahsi malı farkı yok. Yani öyle bir ülke var karşı tarafta. Bu tarafta da yavaş yavaş o hale gelmekte olan bir ülke var diyelim. Hepsi birbirine karışmış durumda. Şimdi o tür ilişkilerle gelen finansman çok tehlikeli. Mesela swap anlaşması yapıyorlar değil mi? Çok tehlikeli. Çünkü borç alan emir alır yani. Ama siz gidip piyasadan mesela Eurobond ihracı yaparsınız, tahvil ihracı yaparsınız ki devletin borçlanmasının çoğu öyledir yani. Öyle yaparsanız o ihaleyle oluşur. Kim daha ucuza verirse, kim daha uygun şartlarda size para verirse gidersiniz oradan borçlanırsınız. Ve bizim dönemde her borçlanma ihalesinin hazinenin en az 3-4 misli talep gelirdi yani. Biz bakardık en düşük oranda teklif edenlerden alırdık ve bu yaygın, binlerce yatırımcıya yaygın olurdu bu iş. Ama gidip bir kişiye yalvarıp da bana ne olur para ver demedik hiç yani. Öyle bir şey yok. Çok da yanlış. Yani şimdi bakıyoruz Birleşik Arap Emirlikleri durum aynı. Daha 6 ay öncesine kadar bu ülkeyi 15 Temmuz darbe girişiminin destekçisi diyen hükümet değil miydi? Bunlar 15 Temmuz'a destek verdi. Onun için bunlar bizim düşmanımız demiyorlar mıydı? Onun için 5 yıldır ilişkiler bozuk değil mi bozuktu? Peki ne oldu şimdi? Orada 3-5 milyar dolar para gelecek diye tekrar devlet töreniyle adamları karşılıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya önceki bilgi yanlıştı. Hem bizim halkı aldattılar hem de o ülkeyle arayı boşuna bozdular. Yok eğer o bilgi doğruysa sen ne oldu da birdenbire sarmaş dolaş oluyorsun yani? O darbe teşebbüsüne İçinde olanlara 50 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmedi mi? 100 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmedi mi?
verildi. Bu o kadar ucuz mu yani? 3-5 milyar dolar verdi, o ülkeyle ara düzeltelim, böyle bir şey var mı yani? O zaman hapislerde sürülenlerin suçu ne yani? Onlar da ufak tefek paraları versinler, çıksınlar o zaman. Olur mu böyle bir şey yani? Dolayısıyla bu çok yanlış bir ilişki şekli. Yani bir ülkeye gidip ne olur swap yapalım, ne olur bize şu kadar para verin falan. Çok çok tehlikeli. Bir de hazıra daha dayanmıyor. Hep Duygu'nun atasözüne dönüyoruz. Hazıra daha dayanmıyor. O ülkeden gelen paralar da yok oluyor, buharlaşıyor yani. Gidiyor 5 milyar dolarlık anlaşma yapıyorlar. İşte sadece Aralık ayında 17 milyar dolar daha yakmışlar yani Aralık ayında. 17 milyar dolar gitmiş. Yani Katar'dan gelenin tamamının ikimisi gitmiş mesela yani. Şimdi bir ayda tüketmişler. Dolayısıyla işe de yaramıyor. Yine bir şey satarız, sonu yok ki. Bu sefer de atıyorum 3. köprüyü satarız, toprak veririz, bir şey yapamaz mı? Şeffaf olmadığı için bilemiyoruz ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Yani şeffaf ilişkiler değil bunlar. Dolayısıyla bunu... O 8 maddeyi sayarken 7. sıradaki şeffaflık, yani o çok önemli. Devlet yönetiyorsanız açık olmanız lazım. Yani doğru hesaptan kaçmaz ki. Siz doğruysanız, kendinize güveniyorsanız açık açık yaparsınız. Suç karanlıkta işlenir değil mi? Yani karanlıkta suç oran işlemine daha yüksektir. Gündüz gözüyle fazla hırsızlık olmuyor. Hırsızlar genelde gece giriyor eve yani. Şeffaflık o açıdan çok çok önemli yani. Dijital para şöyle, para açısından diyorsunuz değil mi? Evet. Coinler. Geniş ve büyük alan, önemli bir alan. Teknolojinin de çok hızlı ilerlediği bir alan. Ve blok zincir teknolojisinde yoğun bir şekilde kullanıldığı bir alan. Bunun önünü açık tutmak gerekiyor. Ama yatırımcılar açısından baktığımızda da yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Yani mutlaka bilenlerle konuşması gerekiyor. Hiç kimse böyle tek başına ve tek bir yatırım aracına girmemesi gerekiyor. Çünkü büyük kazanabilirsiniz ama büyük kaybedebilirsiniz. Yani bu eğer mesele yatırımsa, yani bunu gerçekten iyi bilenlerle ve fon yönetme tecrübesi olanlarla konuşa konuşa istişareyle götürmek fayda var. Ya şu arkadaşım almış, iyi para kazanmış, ben de alayım derseniz muhtemelen kaybedebilirsiniz de yani. Ali Bey, burada hiç büyük evet. kaybedebilecek kimse yok. Onun için gayet rahatız arkadaşlar. Bu arada hepsi coin alıyor ama. Yani şöyle oluyor işte, büyük küçüğü herkesin bütçesine göre diyelim yani. Kimisi için 100 dolar büyük para, kimisi için 1000 evet. dolar büyük para. Yani onun için büyük küçüğü yok, herkes dikkatli olsun diyorum. Ama teknolojiyi desteklemek lazım, önünü açık tutmak ciddi lazım. Regülasyon problemleri olduğundan bahsediliyor doğru. da. Doğru, öyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Var mı gençler? Çok teşekkürler. Ali Bey'i gördük, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Belki, güzel oldu. Belki seneye tekrar görüşürüz. Bakalım, siz bir davet ederseniz bakarız. Müsait olursam yine zaman. Gelirim, yine sohbet ederiz. Sağ olun. Evet, bendeniz İlker Canikdigil, Mustafa Seven, Duygu Uysal, Gülsem Atugay, Hava Ulaş ve Mert Can'la beraberdik. Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek teşekkürler, üzere. Teşekkürler, görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize sağ olun. Dikkat edin. Sağ olun. Ezine sorusu sormayacağım. Ezine sorusu sormayacağım, artık alamıyorum çünkü.